İyi geceler değerli izleyiciler. Birebir'e hoş geldiniz. Bu akşam Birebir'de sayımız az ama ağırlığımız fazla olacak. Okkalı bir programımız olacak. Çünkü konuklar gerçekten çok ağır abilerimiz. İlk bölümde değerli Ahmet Mümtaz Taylan var. İkinci bölümde ise Selami Şahin bizde olacak. Yanında da oğlu Dider Şahin'le beraber. Ama biz önce Ahmet Mümtaz Taylan'la başlayacağız. Sizi burada görmekten çok mutluyum çünkü sizi çok merak ediyordum. Teşekkür ederim. Hiç tanımadım. Ama şey vardır ya böyle tanımadan uzaktan saygı duymak. Yakınlık duymak. Evet. Yani sadece yakınlık diye böyle. Ya bu adam iyi bir adam hissiyatı. Bu adam baba bir adam hissiyatı. Yanıldın mı öyle misiniz? Başkalarına sormak lazım biliyorsunuz. Çünkü yani. Böyle şey. Sevenimiz sevmeyenimiz hani, vardır. Oturaklı adamın az kaldığı bir dönemden geçiyoruz gibi doğru, geliyor bana. Evet. Ben yani benden daha yaşlı olan arkadaşlarım öyle söylerler. Eskilere benziyorsun. Aynen öyle. Evet. Çok doğru söylüyorsun. Sevda Ferda'yı çok severim. Her sabah merhabalaşırız, kahvaltı Konfim ederiz filan. Aynı apartmanda oturuyoruz. Aynı yerde yiyip içiyoruz genelde. O diyor ki eski arkadaşlarımı görmüş gibi oluyorum seni görünce diyor. Mesela ben sizin aslında o kadar da yaşlı olmadığınızı öğrenince çok şaşırdım. Siz daha 50'lerin ortasındasınız. Sizden 2 yaş küçüğüm. Ben de biraz 3 yaş küçüksünüz benden. 3 de olabilir. Ama böyle hani çok daha olgun, hani eski jenerasyondan kalmış bir haliniz var. Bunu bilerek mi edindiniz? Yoksa eğitimden mi geldi, aileden mi geldi? Nereden geldi? Herhalde hepsinin bir araya gelmesinden oluşan bir şey. Bir de biz biliyorsunuz 12 Eylül çocuklarıyız. O darbeyi yemiş çocuklarız. Evet. Yani o insana bazen layık olmadığı, bazen hak etmediği, bazen de lazım olmadığı kadar bir ciddiyet veriyor. Çünkü çok acı şeyler gördük, yaşadık. Hani hangi kuşak için bu geçerli değil derseniz doğrudur ama evet yani şanslı bir kuşak yok doğrusu. Evet. Biz yine de kendimizi biraz daha şanslı görüyorum ben mesela. Hani gençliğimizin, hayatımızın önemli bölümünü daha ne diyeyim daha keyifli bir Türkiye'de yaşadık gibi hissediyorum. Ben çok güzel bir Türkiye gördüm. Evet ben de. Yine göreceğimden göreceğiz de eminim. İnşallah. Yine. Eminim hiç kuşkum yok. Ben de o kanaatim. Nasıl başladı Ahmet Mümtaz Taylan hikayesi? Anne baba ne yapar, ne iş yapar, nasıl bir aile, benim, nerede oldu? Anam Çerkez, babam Arnavut. İkisi de İstanbul'da. İki uçtan bir gelip İstanbul'da birleşmişler. İki uçtan evet, birleşmişler. Bir ablam var. Benden 8 yaş büyüktür o. İşte ben Ankara'da doğdum. Babamın vazifesi nedeniyle. Ne iş yapardı babanın? Hukuk, yani o zaman Süleyman Bey'di. Süleyman Demirel'le devlet su işlerinde beraber Hirfanlı Barajı'nı yapıyorlardı. Bir hukuk müşaviriydi öbürü şey olarak. Yani üst düzey bürokrat. Bürokrat. Evet, hukukçu. Hukukçu. Aynı zamanda da madenciydi. Yani maden işletmecisiydi ama madenci deyince hep söylüyorum o şeyler aklınıza gelmesin. Sağa sola siyanür dökenler falan onlar değil. Eski küçük madenciler küçük yani iş anlarında 50'si bir arada yaşayan insanlardı onlar. 50 tane yazıhane, ofis değil. Ofis. O zaman ofisten evet, yazıhaneydi o zaman. Yazıhaneydi. Onlardan biriydi. Çok çalışkan, muazzam çalışkan bir adamdı. Az görürdük, çok özlerdik. Az konuşur, çok susardık. Hepimizin babası gibi. Hepimizin babası gibi. Baba yani bir adamdı yani. Annem de ressam ve teknik ressamdı. NATO'dan emeklidir o da. Ben tipik çok küçükken ayrılmışlar. Yani. Değil. Yani değil. Çünkü ben bir yaşındayken falan ayrılmışlar. Sonraki hayatımda da bir hangisiyle daha çok o zaman geçirdiniz? Ben babamla büyüdüm. Ablam anneme, ben babama gitmişim bir sebepten. Hiç de sormadım hangi sebepten bilmiyorum. Bazı soruları insan sormak da istemez zaten galiba. Lazım da değil zaten. Yani o kadar küçük yaşta olunca onu hayatın gerçeği olarak, standart olarak kabul ediyorsunuz. İyi bir annem vardı. O büyüttü beni. Çünkü babam dediğim gibi yani az görür çok özlerdik. Şey gibi Hasan Ali gibi biliyorsunuz Cihan Yücel'in hastalanırmış ya babasını istediği zaman gelsin diye. Öyle bir şeydi. Küçük yaşta da evden ayrıldım zaten. Hemen çalışma hayatına başladım. Bir yandan okudum. Önce... Neydi? İlk iş neydi? İlk işim çiçekçilikti. Evet daha sonra maden işçiliği de yaptım. Dinamit deliği de aldım. İşte asfalt şantiyelerinde çalıştım. Bu arada lise bitmiş üniversitede mi? Liseyi henüz bitirmiştim. Erken de bitirdim. Ben önce iktisatı okudum. Sonra konservatuar okudum.
Ha, direkt liseden sonra konservatuvar değildir. Yok. Aa. Arada iktisat var. Yani ben İzmir'de liseyi bitirdim. Ankara'da iktisatı. Tekrar Ankara'da konservatuvar. Ankara konservatuvarı. Ankara Devlet Konservatuvarı. Ankara Devlet Konservatuvarı. Sonra da Diyarbakır'a mecburi hizmete gittim. Devlet Tiyatro Sanatçısı olduktan sonra. Bir zaman evvel emekli oldum. Tam hatırlamıyorum. Yani günü dolar da olmaz emekli oldum. 2014 müdür, 13 müdür, 15 müdür öyle bir şey. 90'ların sonundan beri de işte televizyonda da çalışıyorum, sinemada çalışıyorum. Geleceğim onlara. Evet. Ben şeyi merak ettim. Tiyatroyu seçmek için iktisat okudunuz. Evet. Ailede sanat ortamı pek yok gördüm. Var var. Var mı? Var, var. Ha, ne, kim var ne var? Yani Nihat Ay var, Seniştem'dir. Çok önemli bir aktördü. Aytaç Yörük Aslan var yani. Teyzemin onu. Onlara özenerek, onlara... Yok değil, yok değil. Ben sinemayı çok seviyordum. Aslında sinema yönetmeni olmayı hayal ediyordum. Fakat o zaman okulu yoktu. Yani 80'lerde yoktu Türkiye'de. Konservatuvarda yönetmenlik bölümü yoktu. Yoktu. Şimdi bile sadece birkaç üniversitede yüksek lisans olarak var. Lisans üstü var daha doğrusu. Yani bir hani oyunculuğa bakayım, en azından ileride idare etmesi kolay olur oyuncuları diye girdim ama sonra üstüme kalan bir şey oldu. Kızım doğduktan sonra da televizyona başladım, yani daha iyi büyütebilmek için maddi açıdan. Para daha... için yani. Para için. Hepimiz televizyon para için yapıyoruz. Evet, evet, evet. Yani para için yapıyoruz ama düzgün yapmaya çalışıyoruz. Tabii yani tabii ben onu para için yapıyorum derken bir bakımdan küçümseme asla içermiyor. Çünkü bizim yaptığımız işte hangi formatta olursa olsun hayırlı güzel iş yapmak mümkündür. Tabii. Mümkündür. Yani her zaman mümkün olmuyor ama zaman. Evet ama mümkündür. Saygı göstermediğiniz anda da yapmamak daha doğrudur belki de. Evet, kendi saygınlığınızı da yitiriyorsunuz zaten yavaş yavaş. Şeyi merak ediyorum, şimdi siz konservatuvar bitti. Diyarbakır. Şimdi ben baktığım zaman hikayenize sizin hemen idarecilik, yönetmenlik. Evet, evet. Niye yani öyle bir özelliğiniz vardı? Bu baba duruşundan kaynaklanan bir şeydi. O yani onun dramaturjisini tam bilmiyorum ama şöyle bir şey. Ben devlet tiyatrosuna girdiğim zaman zaten devlet tiyatrolarında yani 1989 yılında küçük küçük yeniden yapılanma, özellik tartışmaları falan başlamıştı. Çünkü devlet tiyatroları... Kimdi o zaman genel müdür? Ben devlet tiyatrosuna girdiğimde Bozkurt Kuruş'tu. Rahmetli oldu geçtiğimiz ay. Benim de hocamdı zaten konservatuvarda. Ama daha sonraki yıllarda yani tiyatroya girdikten sonra daha çok ustamla zaman geçirdim. O da Yücel Erten'dir. İkinci okulumda ya da üçüncü üniversitem diyeyim aslında şeydir. Yücel Erten'dir. O dönemde yeniden yapılanma şeyleri başlamıştı, tartışmaları başlamıştı. Ben yani iktisat okuduğum için epeyce okuyan bir genç insan olduğum için baştan hemen ya ben sanatçıyım beni ilgilendirmez gibi bir seçenek değil de işimin her şeyiyle, alanıyla bileyim öğreneyim. Bileyim öğreneyim en azından koyayım. Evet bir yerde konuşulduğu zaman boş bakmayayım diye başladığım şeyde sonra giderek derinleşiyorsunuz. Zaten bunların hepsi kardeş disiplinler olduğu için bir arada yapılabilen şeyler. Ben uykusuz da bir insanım. Dolayısıyla hep vaktim olmuştur birden fazla iş yapmaya. Hala öyle yani. Bu galiba bizim jenerasyonun özelliği galiba. Pek çoğumuzda bu var yani. Bu evet, uyum sağlamak için bize çaresiz ama kalmamak öğretildi. Evet, evet. Yani gidecek yerin olmalıyı öğrendik abilerimizden. Yani o zamanki biliyorsunuz politik kültür de temel olarak böyleydi. Yani çaresizlik kabul edilmez. Yenilgi, yılgınlık kabul edilmez. Böyle büyüdük. İnsan yenilse, yılsa da onu söylemez. Değil mi? Söylemiyoruz, hala söylemiyoruz. Bir de bizde şey vardı, ben mi hissediyorum bunu yoksa bizim jenerasyonda bu his yok mudur? Çalışırsak başarırız hissi vardı. Tabii mesela. Ki. Yani ben hani kimseye buna ihtiyacımız yoktu yani sanki. Hayır, ben de buna inanıyorum, kızım da buna inanıyor. Böyledir zaten, çalışırsanız halledersiniz. Yani şimdi mesela ben bunu gençlerde biraz daha eksik görüyorum. Yani ya torpil lazım, bilmem ne lazım, işte liyakat kalmadı falan diye böyle. Onlarda bir bezginlik var, bizde böyle bir bezginlik yoktu. Ben, okuldayken... ben gençlerde öyle bir bezginlik olduğuna katılmıyorum. İnşallah yoktur. Yok, katılmıyorum. Çünkü çocuklarımız aynı yaşlarda. Aynı yaşlarda. Sizin kızınız da evet. 21-22 olacak değil mi? Evet, aynı yaşlarda. Yani o kuşakların isimleri var. X, Y, Z falan. Bizimkinde henüz alfabe icat edilmedi için herhangi bir şey yok. Ama ben yani bakıyorum memleketlerinin meselesiyle de ilgileniyorlar, dünya meselesiyle de ilgileniyorlar. Bizim dert ettiğimiz, problem ettiğimiz çoğu şeyi i̇şte aslında problem etmiyorlar. Etmiyorlar. Hatta zaman zaman küçümsüyorlar da o kaygılarımızı. Evet. Çünkü o ezberleri yok. Yani bize ezberletilmiş ya da bizim dışımızda gelişmiş, şahit olduğumuz ezberler onlarda yok.
Gerçekten umut verici olan da bu galiba. Bu genel mi peki, yoksa belli bir kesim çocuğa mı ait acaba? Yok yok, genel olduğunu genel düşünüyorum. Çok iyi, genel o zaman. Yani. Bu çok moral verici. Farklı dozlarda olabilir ama inanın öyle. Çünkü takdir edersiniz ki işim nedeniyle çok fazla geziyorum. Evet. Yani ülke içinde çok yere gidiyorum, küçüklü büyüklü. Genç insanlarla tanışıyorum. Her seferinde şarj olmuş olarak dönüyorum. Süper. Ya ben de dediğiniz gibi gezdiğim zaman bunu görüyorum ama mesela bana gelen, gençlere gelen maillere falan baktığım zaman da eyvah diyorum bazen. Ya muhakkak vardır. Bizim dönemimizde yok muydu? Var, yani doğru, yılgın doğru, insanlar vardır, her zaman, her zaman vardır. Ama şimdi başka bir dünyaya gidiyoruz. Bizim tasavvurumuzun ötesinde her zaman, yani çok hızlı gelişen, değişen, dönüşen bir dünyada yaşıyoruz. Bir biçimde bu şeyi almışlar. Yani bu yani umut, özgüvenleri var. Bir özgüvenleri var. Evet. Biz biliyorsunuz yani babamızla yüksek sesle konuşamayız, itiraz etmek. Yani benim için öyle değil. Biz babamla güzel tartışırdık. Abi, yani bize, son sözü onun söylemesi kaydıyla her zaman konuşurduk falan. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi çata çata her şey, yanlış bir dil kullandığınız zaman bile evde uyarıyorlar. Evet. Yani ben kızımdan zaman zaman tatlı sevimli ölçülü fırçalar yerim ve onda çok dikkat alırım. Aynen. Evet. Ben hatta dinliyordum. Dedim ki sen beni terbiye ediyorsun dedim yani. Kız babalığın. Aynen, kız babalığın bir şey var galiba. Racunundandır. Yani bir sürü şeyi ona öğreniyorum. Bir sürü elbet, bana normal gelen ezberlenmiş yanlışları gösteriyor bize, gözüne evet, sokuyorlar. Evet. Bazen yanlış bir dil kullanıyorsak aynen, o dille ilgili falan utandırır. Diyor bazen mesela. Irkçı diyor, cinsiyetçi diyor aynen. İşte falan. Çok çok aşırı ya, bize çok normal gelen şeyler onları orada çok duyarlılar. Çok doğru. Tekrar tiyatroya dönelim. Yönetmenlik. Evet. Şöyle bir saydım. Oyuncu olarak rol aldığınız tiyatro sayısı, yönetmenlik yaptığınız tiyatro sayısı hemen hemen aynı. Aynı, evet. Çünkü hem oynar hem yönetirdim. Yani aynı oyunu değil. Evet. Yani oyunculuk da yapardım, aynı sezon yönetmenlik de yapardım. Orada da şöyle bir şey oldu. Eskiden bu seçilirdi. Yani ya yönetmen olurdunuz ya oyuncu olur. Oyuncu olurdunuz. İşte söyledim ustam Yücel Ertendir diye. Bir eşiğe geldiğimiz vakit ben ona sormuştum. Ne dersin hocam? Hani Oramı. Çünkü ona asistanlık yapıyorum falan bir yandan. O da Alman ekolünden gelen bir şeydir, profesyoneldir. O böyle çok bir yüce gönüllülükle, kolay kolay da öyle taltif eden insan, eskilerden olduğu için kolay taltif eden birisi değildi. Bana dedi ki, yani ben de birini seçmek zorunda kalmıştım senin yaşındayken. Şimdi sana bakıyorum da bunu doğru bulmuyorum. İkisini de gayet liyakatle yapabilirsin. Aynı şeyleri Ergin Orbey'den de rahmetli, o da bir başka hocamızdır. Derslerine giremedim ama beraber mesaimiz oldu. Ondan da öyle bir ne diyelim şey alınca, icazet demeyelim de işte öyle bir cesaret buldum söylediklerinden. O şekilde devam ettim. İkisini de yapabiliyorum. Yani. Bir yandan da yönetici de yaptınız galiba. Tabii yani ben sendika kurdum, dernek kurdum, onlarda görev yaptım. Dernekte başkanlık yaptınız. Başkanlık, genel sekreterlik yaptım. Devlet tiyatrosunda zaten sanat yönetmenliği, genel müdür danışmanlığı çok genç yaşta yaptım. Yani bunlar çoğu arkadaşımızın da yaptığı şeylerdir. Evet, çok özel bir şey gibi söylemek evet, doğru değil. İdeacı çok yapıldı. Evet. Çok sanatçı ideacı tarafı da var. Evet. Şeyi merak ediyorum mesela, o devlet tiyatrosu. Şimdi devlet tiyatrosu deyince bizim gözümüzün önünde hakikaten çok sağlam bir kurum beliriyor bende yani. Çünkü nerede böyle hani tabir caizse deve dişi gibi bir sürü adam evet, çıkmış orada. Evet. Hepsi de Türkiye'de dönemlerine damga vurmuş. Bir Ayşe sürü olsaydı hemen şey derdi, adam ve kadın. Evet, adam ve kadın, doğru. İşte kızımız olacak, bunu hemen düzeltiyorlar, doğru söylüyorsun. Bu gelenek sürüyor mu bugün hala devlet tiyatrosunda? Yoksa Türkiye'deki pek çok kurum gibi orası bundan zedelendi mi? Bir şey daha merak ederim, içeriden bilgi. Devlet tiyatrosu otoriter bir kurum mudur, yoksa demokratik bir kurum mudur? Devlet tiyatrosu hiçbir zaman otoriter, demokratik bir kurum olmadı. Yasası da zaten müsait değildir. Atamayla gelir şeyler, yöneticiler. İçerideki hava? İçerideki hava kimin yönetici olduğuna bağlı göre değişir. Yani bütün bu ilişki kültürüyle yaşayan ülkelerde olduğu gibidir bizde. Yani ilke kültürü yoktur çok. Devlet tiyatrosunun şimdiki durumu hakkında bir şey söylersen bu ahkam kesme olur. Olur, çünkü evet, ayıp, yani ben ne olduğunu çok iyi biliyorum da 7-8 sene olduğu için ayrılalı.
doğru olmayabilir. Aslında şöyle düşünüyorum, fazla uzatmadan. Yani kendi içinde çökmeye bırakılmış kurumlardan biri. Muazzam bir sanat işliği, dünya çapında bir yer olabilecekken bütün enerjisi saçma sapan tartışmalara, kötü idari uygulamalara kurban edilmiş bir kurum olduğunu düşünüyorum. Kurtarılır mı? Elbette kurtarılır, her şey gibi. Özelleşirse, yani devlet para veriyorum diye hesap sormaktan vazgeçerse, işe, herkesin işine karışmaktan vazgeçerse elbette düzelir. Ama Türkiye'de özel kurumlar bile özellik olmadığı için, yani özellikleşse lafı da çok doğru olmuyor. Eğer devlet tiyatrosu özellikleşseydi o özelliğini iyi temsil eder ve kullanırdı. Çünkü eğitimli insanlarla... Yani mesela devlet tiyatrosu bir Melih Bulu olmaz mıydı? Olmaz daha. Ya o her yerden Melih Bulu çıkar da. Çıkar, o yüzden diyorum. Şimdi de var zaten. Çıkıyor yani. Ama galebe çalamazdı. Yani tiyatro buna boyun eğmezdi. Eğmezdi, kolay. Hayır eğmezdi. Peki 12 oyun, 12 yönetmenlik, 12 oyunculuktan sonra sizi çok miktarda film ve çok miktarda sinema dizisi. Evet. 36 film, 37 dizi mi? Daha fazla olabilir. Daha fazla olabilir. O bilgiler eski galiba biraz. Öyle son mi? Yıllarda da çat çekiyoruz yani işte. Bilmiyorum. Yani eski oyuncular gibi çok çalışıyor. Yormuyor mu bu kadar çok insanı? Evet, ama yorulmak güzeldir yani. Başka ne olacak hayatta? Yorulacaksın işte belli bir yaşa kadar. Ondan sonra da bilgi birikim, donanım yerli yerine oturunca insan biraz oturduğu yerde düşünmek istiyor. Öyle deli gibi koşma. Ama benim hala... Ama şimdi hala koşuyorsun. Hala koşuyorum. Çünkü kızım bu sene mezun oluyor. Mayıs'ta. Ne okudu? Sinema. 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 Dibine düştü yani. Dibine düşmeyi tercih etti. Evet. Bir ağzımızdan tek kelime çıkmış değildir bununla ilgili. Bir kız çocuğu da olduğu gördü için... Gördü ve sevdi. Evet, kız çocuğu da olduğu için bizim ona karışmamız diye bir söz konusu değil. 13-14 yaşından beri... Karışsak ters yapabilir zaten yani. Yok, karışmayız da zaten yani kendi kültürümüzde de yok. Ben de erken ayrıldım evden falan. O yüzden ben başıma gelen şeylerin kızıma başına gelmesini istemem. Kendi kararlarını alıyor. Paylaştığı sürece biz de fikirlerimizi paylaşıyoruz. Sinema okudu. Sinema. O, yani geniş bir alan. O görüntü yönetmeni olmak istiyor. Ben de diyorum ki hadi bir an önce gel de belki ben bırakmadan beraber bir şeyler de yapabiliriz. Peki mesela yurt dışına çalışmayı düşünmüyor mu? Bu kendi alanı ben dönüp dönmeme konusunu ona sorduğum zaman döneceğim dedi. Ama dedim hani herkes gitmeye meyilli bu arada, senin kuşağın yaşındakiler falan. Biraz ağır bir cevap verdi. Bir daha da konuşmadık bu konuyu. Yok, ben kalmak insanın tecrübe açısından diyelim. Onu kastediyorum. O da dedi ki yani şimdi dönülmeyecekse ne zaman dönülecek? Benim kızım aynen dönüyor şimdi. İşte yani bildikleri gibi yaşayacaklar. Biz de sadece... bir yarası sıyrığı olursa soru sormadan pansuman etmek üzere oralarda yakında vallahi bulunacağız. Vallahi sanki öyle bir halleri var ki pansumana bile bir dakika ben kendim yaparım diyen evet, bir halleri evet, var yani. Evet evet. Kendi yaralarını kendi kendi yaralarını kendileri yalayabiliyorlar yani. Öyle bir halleri var yani. Evet evet. Evet. Peki bunca film ve bu çok ödüllü filmler var. Almadık ödül kalmamış gibi neredeyse. Ödül almak çok önemli bir şey midir sanatçı için? Yani açık söylemek gerekirse değildir. Değildir. Bu bir marketing meselesi. Festivallerde o seçkiye giren, yarışmaya giren filmleri organizasyon diyor ki bu sene seçilen filmler arasından bizim dikkatimizi bunlar çekti. Buyurun seyredin. Kendi aralarında da tatlı bir yarış olacak deniyor. Ama yani en iyi oyuncu diye bir, yani bende var epeyce. Ama yani en iyi oyuncu... Luk bir heykelin verilmesiyle bir festivalde olan bir şey değil. Ama hoş mu? Tabii ki hoş. Yani veriyorlarsa reddetmezsin. Alamazsan üzülme. Çünkü esasen çok da önemli bir ölçü değil. Fakat sektörün buna ihtiyacı var. Her sektörde olduğu gibi. Bu bir duyurma, iletişim şeyi, işidir. Gıcık olmuyorum ama alamazsam aynıyı alamadım diye aklım ucundan geçmiyor. Alanları da bozulmuyorum. Alanları da alkışlıyorum. Niye bozulayım? Yani bizim işimiz iyi olanı alkışlamak. Ödül vermeseler de alkışlarız. Peki mesela bu aynı cümleyi şey içine kurabiliyor musunuz? Sizin de başrolünde oynadığınız bir film Cannes'da ödül aldı. Evet. En iyi film seçildi. Evet evet. Cannes için de geçerli canım. Cannes, Oscar fark etmez. Hepsi için geçerli. Hiç fark et. Yani şimdi onların hepsinin arasında...
profesyonel açıdan bazı farklar var elbette. Yani şimdi Cannes bir er meydanı artık. Evet. Yani, o yüzden söyleyeyim. Dünyanın en büyük sinema, en teknolojik olarak en gelişmiş sinema perdesinde kendinizi görmek falan, bunlar ödül almak kadar önemli şeyler. Orada temsil edilmesi, içinde bulunduğunuz bir işin ülkenizi veya kendini temsil ediyor olması, bunlar mühim şeyler. Ama hayat bunun üstüne kurulu değil. Bir de eskilerden birinin lafını hatırlatayım. İlla da ismini söylemek gerekmez. Biliyorsunuz dünün güneşiyle bugünü ısıtamazsınız. Öyledir. Yani ödül dünün işidir. Bugüne bir faydası yoktur. Yani ertesi gün sete gideceksiniz. Niye mesela şey derler ya, yani, Oscar bir oyuncunun ömrünü 5 yıl uzatır, aldığı ücreti Oscar, uçaklar falan. Oscar uzatır tabii. Yani Oscar ödülü, Oscar'la birlikte büyük bir para ödülü de, Nobel gibi yani. Evet. O büyük para ödüllü şeyler. Bir de oradaki sektörün, yani endüstrinin, daha doğrusu sektör demeyelim artık, orada endüstri var. Bizde de sektör, endüstri falan yok. O sadece bir iş koludur şimdilik. Öyle mi? Mesela bu, bunca başarıya, bunca uluslararası işe rağmen, özellikle dizilerdeki başarıya rağmen, hala orası bir endüstri, bir sektör mü? Bir endüstri ve sektör değil. Hala bir iş kolu. Hala iş kolu. Ama sinemada da olağanüstü ürünler veriyoruz ama biraz daha bireysel bir şey, biliyorsunuz. Yani o sinemacı kim? Yani ben Nuri Bilge Ceylan'ın Fransa'da konuk değil, ev sahibi olduğunu, evet, kendi gözlerimle, evet, gördüm. Yani o başka bir, o şey. Başka bir şey. Ya da bizim diziler şimdi dünyanın birçok bölgesinde, işte MENA bölge, aşağıda Orta Doğu tarafında, şeyde Güney Amerika'da, Akdeniz Avrupa'da, Akdeniz İspanya'da, Havzası'nda, İspanya'da, Fransa'da. Evet, sadece Türkiye Cumhuriyetler'de değil, Rusya'da filan muazzam izleniyor. Ya Hollywood'dan sonra en fazla dışarıya satış yapan Türk dizi sektörü. Doğru. Ya da dizi iş kolu. Evet, evet, öyle bir şey. Bunlar iyi tabii ama bunların sektöre yapılan işlerin kalitesini yükseltmesi anlamında yansımasını bekliyoruz. Yansımıyor mu? Biz hala her hafta 140 dakika dizi çekiyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Her oyuncu konuğuma bunu hemen hemen soruyorum. Bu rahatsız edici bir şey mi? Yani çünkü neden? Bu yurt dışında, sizin buradaki Türkiye'de tek bölüm gösterilen, yurt dışında 2 veya 3 bölüm olarak gösteriliyor. Evet, evet. Ama Türkiye'de ne yazık ki böyle bir alışkanlık var. Bu zorluyor mu sizi ve bunun karşılığını alıyor musunuz? Böyle bir alışkanlık yok. Reklam aralıkları, Rütük mütük, bütün bunların maliyetler. Bu kara düzen, evet, maliyetli. Bu kara düzen içerisinde bu hale gelmiş. Bundan ne yapımcı mutlu, ne kanal mutlu. Yani saat 8'de şeyi koy, özetiyle başla. Gece 12 bayrak töreni, İstiklal Marşı'yla diziyi bitir. Bu olacak iş değil. Kimse bundan memnun değil. Ama şartlar bu hale geldi. Dokunulmayarak, düzeltilmeyerek falan bugünlere kadar geldik. Bu böyle gitmez tabii. Çünkü sizi nasıl etkiliyor derseniz, başrol oyuncuları hariç, hani şu kadar para alıyorlarmış, bu kadar para alıyorlarmış diyor. Evet, bence de az alıyorlar, onu da söyleyeyim. Evet, az, daha fazla alması gerekir. Onların daha fazla alması gerekir. Geriye kalanlar bizler, aşağı doğru. Siz bile. Yok yani, ama hani ben başrol oyuncusuyum demiyorum. Yani başrol oyuncusu, yani Kenan, Kıvanç, işte kadın oyuncular. Zaten 5 kadın 5 erkek geç, var. 3 evet, yani. 5'i geçmiyor. Onlar da bence haklarını tam almıyorlar. Yani özel şeyler vardır, bilmiyorum. Bir genellemeler hayır. Genelde yok. Evet, yok. Ama aşağı doğru bir kıyamet kopuyor. Bunların içinde haftanın bazı günleri 15, 18, 20 saat çalışan, evet, insanlar var. Emekçiler. Daha çok yani kameranın önünde değil de arkasında olanlar. Bence. Mesela siz çekimden geldiniz bugün. Kaç ben buraya çekimden geldim. Kaç saat sürüyor bu çekimler sizin? Şimdi son 2 yılda 12 saat prensibi biraz hayata geçirilmeye çalışılıyor. 12 saat settesiniz yani. En az 12, yani en çok 12 saat sette olmamız lazım. Hayır, geçiyor zaman zaman. Onun için de işte fazla mesai ödenmesi gerekiyor. Ödeniyor, ödenmiyor, onu araştırmak lazım. Ama arkadaşlarımızın durumu içler acısıdır. Yani onu söyleyeyim. Yani ama başka türlü de yetişmiyor. Yani bu birini kötülemek için söylemiyorum bunları. Bu şartlar altında bundan iyisi neredeyse imkansız. Ve bu iyi değil. 140 dakikalık olmaz. Bir şeyi kimse çekemez zaten. Yani efendim, film ya. Minimum 6 haftada film çekiyoruz. Evet. Bir haftada nasıl 140 dakika çekeriz? Bir film 90-95. Uzattıysa 100-105 dakika. Nuri Bilge Ceylan filmi ise 130-140 dakika olabilir ama biz her hafta, her hafta, yani
her hafta dediğimiz zaman 7 gün anlaşılmasın. 5-5,5 günde 140 sayfa. Bir de onun montajı şey, var, şusu var, busu var. Montajı var, miksajı var. Kalırı var, var oğlu var yani. Senarist için de çok zor bir şeydi. Senarist de her hafta 150 sayfa evet. senaryo yazıyor. Şimdi bazen senaristlere söylenir sette ama durup düşündüğümüz zaman verelim de her hafta 100 sayfa manalı bir senaryo. Manalı bir senaryo, devamlı olan bir senaryo. Yani Hande Hanım senaryo işlerini biliyorsunuz yani bu işleri. Yazdığı zaman insanlıktan çıktığını biliyorum. E tabii. Şimdi, evde sürekli yazı yazan bir kadın. Şimdi bunu bütün sene boyunca yapmak zorunda olan senarist. 4 sene boyunca yapmak. Evet. 4 sene boyunca evet. evde. Hele iyi bir iş yaptıysanız bu kadar uzuyorsa cezasını muhakkak görüyorsunuz. En sonunda da yani Hande'ye uzat dediler. Dedi ki yapamayacağım artık dedi. Uzatamayacağım. Yani. Yani yapamayacağım yani. Evet. Sizi dedim kaldırmıyor dedi. Evet. Ben de dedim ki yapmasan daha iyi yani. Çünkü çok haklı. Şey gibiydik yani evli gibi değildik artık yani evde. Tabii. Bir yazı yazan bir makine vardı. Sürekli doğru. yazıyor, sürekli yazıyor. Yani. Doğru. Seyahat ediyor, uçakta yazıyor. Üstelik falan. De mutlu değil. Çünkü değil. Yani her hafta 60 dakikalık, 45 dakikalık medeni bir şey yazıyor olsa çok mutlu bir hayat olabilir. Verimkar ve iyi bir senarist için güzel bir hayat. Ama bizdekilerin hiçbiri böyle yaşamıyor. Bizdekiler çile çekiyor. Ama bütün paydaşlar. Tabii hepsi. Yani, oyuncusu, senaristi, yapımcısı, herkes. Seti. Ve yapımcılar da çok mutlu değiller. Çünkü niye onlar da aldıkları canım? Paralar da aslında baktığın zaman işi kurtaran paralar değil. Yurt dışına son satarsa. Zamanlarda, evet son zamanlarda duyduğumuz şey şu. Zaten para kazanmak için yapmıyor. Bir yurt işi olsun diye bir yurt dışına satacak. Evet. Sen de ondan telif alamıyorsun. Biliyorsunuz Türkiye'de evet. telif hak getire. Ama galiba yurt dışında bu telifler veriliyor galiba. Tabii. Oralarda yani. Tabii. Dünyanın hiçbir yerinde yaratıcı süreçlerin hakkı yenmez. Medeni ülkelerde yani. Ama sizin de yayında yaptığınız bir şey var. Evet. O keyifli bir şey. Çok. Çok. Ne yapıyorsunuz orada tam olarak? Çünkü o kısa 15 dakikalık bir şey galiba. Bazen 30 dakikaya kadar çıktığı oluyor bölüm bölüm. Şimdi onu dün itibariyle 47. bölümünü çektik. Oo. Evet. Her hafta bir bölüm müdür o? Her hafta bir bölüm. Perşembe günleri girer. İstanbul'un kent hayatını anlatıyorum. Semt semt. Mahalle mahalle anlatıyorum. Eski günlerini, yeni günlerini. Ama meselemiz İstanbul'u anlatmak değil. Yani Murat Belge'nin falan yapabileceği işler onlar. Yani farklı bir donanım, evet. birikim gerektiren işler. Yere Levent'ler de yapıyor hatırlarsın. Evet, Levent'lerden de yapabilir elbette. Başkaları da var ama o bana düşecek bir şey değil. Yani benim şeyimi aşar. Benim yapmak istediğim şey... Açmaz da alçak gönüllük yapıyorsunuz. Ben İstanbulluları birbirine çağırmaya çalışıyorum. Hmm. Yani bu şehirde gayet iyi biliyoruz ki Boğaz'ı görmemiş ya da çok az görebilmiş 18 milyon insandan herhalde %80'ine yakını için bu söylediğim şey geçerli. Muazzam bir hayat mücadelesi içerisinde eriyip gidiyor insanlar, mücadele içindeler. Ben de şeyi anlatmaya çalışıyorum. Boğaz kıyısında bir balık ekmek 1000 lira değil. Değil. Ben programa başladığım zaman 50 liraya oluyordu. Artık 50 lira da değil ama 1000 lira da değil. Hani sevgilinin, arkadaşının, karının elinden tutup, çocuklarının elinden tutup şeye inebilirsin, Eminönü'ne inebilirsin. Bir içecek alırsın, bir de balık ekmek alır, ayağını boğaza sallarsın. Bir kilometre ileride zavallının birinin beyaz örtülü bir restoranda 2000 liraya yediği yemeği burada 150 liraya yersin. İki kişi 100-150 liraya halledebilirsinizi anlatıyorum. Siz şehir İstanbul'da yaşamayı anlatıyorsunuz. Gibi bir şey. Evet. Ve yani şehre karışmazsan şehir sana karışır. Bunu anlatıyorum. Görüşelim birbirimizle. Özellikle de birbirine benzemeyen insanlar birbiriyle daha sık görüşmelidir. Gettolaşmak hayırlı bir şey değildir. Ne fikri olarak ne fiziki olarak gettolaşmak güzel bir şey değildir. Anlatmaya çalışıyorum. Çabamız odur. O da hem içeride hem de muazzam bir şimdi yurt dışından da seyrediyor. Allah tabii, Allah. Yurt dışından. Ülkeyi özleyen çok insan var. Yurt dışındaki Türkler seyrediyor. Türkler, Ermeniler, Rumlar, evet. Her türlü Kürtler, her türlü ekaliyet şey var yani. Yani Türkiye ile bağı olan izleyici. Evet, Türkiye ile bağı olan herkes çok güzel şeyler, dönüşler geliyor. Seviniyoruz attığımız taş. Bir yandan bu kadar dizi, bu kadar oyun, bu kadar sinema filmi. Dinlendirici bir şey olduğu için yapıyorum. Vakit ayrı, ya vakit bulabilirsin onu yapmaya. Tabii her şeye vakit var. Yeter ki setler programlı olsun. Yani önünüze koyulan program hayata geçsin. Setlerdeki pazartesi... biraz zor o yüzden. Zor tabii. Şimdi hava bazen izin vermiyor. Biliyorsunuz aynen. Biz bir kar yağacak, 2 saat kar yağacak diye 2 hafta. 2 hafta kapandık aynen. Falan. Şimdi bunlar şeyi aksatıyor. Programları aksatıyor. Zaten muazzam uzun çektiğimiz için.
yetiştirmek zorlaşıyor. Bazen programlar birbirine giriyor. Hepimiz birbirimize giriyoruz. Birbirimizi kırıyoruz, döküyoruz falan. Ama sonuçta işte iş de çıkıyor bir şekilde. Öyle olduğu için bazen zorlaşıyor ama genelde İstanbul hesabını çekmek benim için bir günlük nefis bir tatil oluyor. Çok uyumlu da bir ekip var orada falan. Peki şimdi şu anda Show TV'de yayınlanan bir dizide Aziz'de rol alıyorsunuz. 30-40 tane yakın dizi var. Belki daha fazla işte dediğim gibi. Ben şöyle bir saydım 38 galiba diye hatırladım ama büyük ihtimalle daha da fazla olabilir. Bunlardan ya bu çok iyiydi. Bunda falan diye. Hani bir fark oluyor mu oyuncu olmaz açısından? Olur mu? Tabii ki var. Önce senaryo. Bizim işimizde hikaye yok zaten. Bir numara. Hem hikaye hem de o hikayenin nasıl anlatıldığı. Bir o onunla farklılaşabilir. Elbette her şeye rağmen bu kadar zor ve hızlı çekilen bir işte yine de muhakkak yönetmen. Elbette yapım şirketinin o işe nasıl hazırlandığı, senaryoya hizmet edecek bir set kurulup kurulamadığı, ne ölçüde kurulup kurulmadığıyla ilgili. Sonra da iyi bir kadro, muhakkak çok iyi bir teknik kadro. Bizde şey derler yani set işçisi falan öyle bir şey değil. Yani muazzam, dengeli bir iştir bu. Onlardan iyisi size günde çok müthiş zaman kazandırabilir, moral kazandırabilir. Küçücük bir departman orada işi kurtarabilir ya da batırabilir. Her birimiz için geçerli olan bir şey. Tabii ki bütün bu şeyler, belirleyenler bir araya geldiğinde bazıları diğerlerinden öne çıkıyor. Kendi hikayemde de, seyrettiklerim içinde de. Evet, o bir... Bir tüy uçuşu havada. Evet. Konu ağır. Evet, yani farklılaşır. Benim de hikayemde çok severek hatırlatıyorum. Peki set gergin bir ortam değil mi? Çok gergin bir ortam değil mi? Ben bir iki kere böyle... Çoğu zaman gergin. Gittiğimde dedik ya insan nasıl bunu taşıyabilir? Bu gerilimi nasıl taşır? O şey gibi ya küçük yaşta yeni doğmuş bir buzağı taşımaya başlar da her gün taşırsanız bir saat bir süre sonra inek olduğunda veya yani ağırlığını anlamadan taşımaya devam edersiniz. Biz bu işin delisi olmuşuz artık. Bilmiyor nasıl yaptığımızı bilmiyoruz. Bazen haykırmalar oluyor falan ama size işte... açıdan biraz daha garip değil mi? Şu açıdan söyleyeyim. Siz bir yandan da yönetmensiniz. Ama dizilerde yönetmenlik yapmıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Hiç yapmadım çünkü. Şükür yapmadım çünkü onlar 7 gün çalışıyorlar. Evet, çok fena onların durumu. Yani repo gününde de gidip revizyona yani şeye bakıyor, montaja falan bakıyor. Onların çoğu insanüstü yaratıklar zaten. Şey olmuyor mesela. Eleştirel bakmıyor musunuz? Bakın. Ya bu sahne böyle çekilmez diye. Yönetmene karıştığınız olur mu? Ya da böyle bir şey olduğu zaman yönetmen size bir şey diyor bunu. Aklınızdan her an her şey geçebilir Sayın Altaylı ama susmanız gerekir. Tabii. Ayrıca fikrinizi söyleyebilirsiniz nazik bir biçimde. Üslüplü bir biçimde söylersiniz. İsterse dikkate alır, isterse almaz. Bana niye bunu söylüyorsun diyen çıkmaz. Muhakkak çıkmaz dinler. O. Yok. Yani çoğu zaten çok genç yönetmen. Yok. Yani üsluplu söylendiği zaman uzatmadan da bir şeyi yani o ritmi, çalışma ritmini bozmadan setin söylendiği zaman dinlerler. Ama sonuçta patron tiyatroda da, sinemada da, dizide de benim için yönetmendir. Peki çok usta bir oyuncu, yönetmenlik yapmış bir uzak. Şeyler başladı. Başrollerde oynayan ve tiyatro kökenli olmayan insanlar var. Bunları bir yandan da eğitmek gerekiyor mu orada? Siz bunlara da katkı mı yoksa o sizin işinizin dışında mı? Biraz yukarıdan konuşmak olur benim için öyle bir şey söylemek. Eğitmek değil de yardım istenirse zaten oyunculuk benim açımdan ben kendim için oynamam. Karşımdaki partnerim için oynarım. O zaman kendim de iyiyimdir zaten. Hı. O bir bakış açısıyla ilgili bir şey. Ayrıca da yani asker ocağı olmadığı için oyunculuk sadece eski olmak, yeni olmakla ilgili bir şey değil. Yeni olup da olağanüstü, müthiş oyuncular var. Gencecik yaşta ya bu ne zaman bu kadar çözdü falan dersiniz. Kadınla erkekle hiç fark etmez. Müthiş olağanüstü genç oyuncular var. Yaşı ilerlemiş 40 senedir sahnede olup sizi canınızdan bezdiren de var. Hepsi her türlüsü oluyor. Her meslekte de böyledir. Siz şeye katılıyorsunuz işte tiyatrocular daha iyidir. Tiyatrocu o tiyatro eğitimi almayanlar daha kötü. Ben şöyle söylüyorum. Eğitim iyi bir şeydir. İmkanınız varsa alın. Almamışsanız dünyanın sonu değildir. Çünkü işin kendisi zaten bir okuldur. Okuldur yani ekoldür aslında. Televizyon seti bir okuldur. Eğer gözünüzü kulağınızı dört açarsanız.
Her an bir şey öğrenirsiniz. Benim yaşımda da bu geçerli. Yani ben de hala öğreniyor musunuz? Tabii ki. Tabii ki. Yani hala öğrenirsiniz. Bazen farkında olmadığınız bir şeyi farkına varırsınız. Temel olarak bütün şeyinizi değiştirebilir. Davranış biçiminizi, yapma etme biçiminizi değiştirebilir. Buna açık olmak zorundasınız. Zaten başka türlü uzun ömürlü bir biçimde olur, verimli olamazsınız. Olur. Yoksa oraya kazık kalkmak mümkün ama iyi bakmazlar yani. Şeyi duymuştum sizin Hakan Günday'ın kitabından. Daha. Gişede çok iyi iş yapmayan bir filmdi. Gişeye çıkmadı bile. Çıkmadı bile, doğru. Doğru, çıkmadı bile. Çıkmadı. Ama siz mesela o filmden çok memnunsunuz. Bu nasıl bir duygudur bu? Yani vardır ya bazıları kitabı satmayınca çok memnun olur. Der ki zaten ben bu kitap anlaşılmasın, anlaşılır çok satarsa üzülürdüm diyenler. Öyle bir duygu yok, mudur yok, bu? Yok, yani piyasaya çıkmamasının sebebi biz değiliz. Yani politik bir film, hı-hı, politik bir kitap, politik bir, evet, film, göçmen meselesini çok anlatan sert bir bakış açısı var. Romanın tam karşılığı değil, onun içinden bir aksa alan bir hikaye. Gene Hakan'ın tabii ve Onur'un senaryosunu birlikte oluşturdukları, Hakan'ın yaptığı bir şey. Yani o filmi çekerken salonlara gidemeyeceğimizi büyük ihtimalle biliyorduk. Çok az salonda oynadı. Zor bir film, sert bir film. Dolayısıyla bazı filmler işte yurt dışında festivallere gidecek, edecek. O film de çok yer gezdi. Olağanüstü şeyler aldı, dönüşler aldı. Biz ödüller aldık, film ödülleri aldı. Sonra Netflix'e kondu. Tabii şu anda açarsanız seyredebilirsiniz. Evet. Birçok film, mesela ben en son Antalya'da en iyi erkek oyuncu ödülü aldığım filmin adı Gelincik. O da biraz politik bir filmdir, o da Netflix'te var. İyi iş eninde sonunda seyirci buluşmanın bir yolunu bulur. Birçok film için geçerli salon bulamamak. Şimdi zaten çekilmiyor pandemiden beri. Pandemiden dolayı. Şimdi biraz işte Bergen konuşuluyor. Bergen iyi seyirci yaptı. Belki sinemaya bir bunun şeyi olur. Bergen Recep İvedik'i yakalamış diyorlar. Doğru mudur o? Bilemem ama bilmiyorum. Eğer Recep İvedik'i yakaladıysa olağanüstü bir şey. Çünkü Recep İvedik yanılmıyorsam 7 milyon falan olması 7 milyon 200 bin falan galiba, değil mi? Bir şey olması lazım. Bergen o kadar olduğunu bilmiyorum. Umarım olur. Umarım başka filmler de olur. O filmlerin öyle mi böyle mi olduğundan öte bir şey seyircinin salona dönmesi. Sonra daha farklı hala pandemi varken. Evet. Sonra farklı ürünler gelir, farklı biçimlerde filmler gelir. O seyircisini bulur, seyircisi onu bulur. Ölümsüz bir iştir. Yani ara sıra yorulabilir, gerilebilir. Bunu neden soruyorsun şimdi mesela? Bunu bir gazeteci, bir yazar olarak düşünüyorum. Şahane bir yazı yazdığımı düşünüyorum. Yazı hakikaten de belki şahane. Birileri, okuyan birileri ya müthiş bir yazı falan diyor. Fakat sizin bu yazınız kimse tarafından görünmüyor ve okunmuyor. Kimse bunu internete tıklamıyor veya gazeteci. Bir oyuncu içinde tatmin izlenmek midir, yapmak mıdır? Yani şahane bir iş yaptım, izlerler izlemezler mi? Yoksa şahane bir iş yaptım ve çok izlendi. Bunu söyleyen şeyler var, meslektaşlarım var. Yani beni ilgilendirmez, ben oynar geçerim. Benim için öyle değil. Ben attığım taş, ürküttüğüm kurbağaya değsin isterim. Bu da sadece en iyi erkek oyuncu ödülü almak değil. En başta seyirciyle buluşması. Seyirciyle bir kere daha film biçimi alır çünkü. Bir filmi siz bağladığınız zaman bitmez. Seyirci seyrettiği zaman. Tamam. Tiyatroda da öyledir. Siz oyununuzu yaparsınız. Genel provada memnunsunuzdur, değilsinizdir ama yarın akşam o oyun bir kere daha yazılacak seyirciyle birlikte. Çünkü onun nefesi, onun fikri gelecek, tabii, onun enerjisi gelecek. Ben isterim ki mümkün olduğu kadar geniş ölçüde ama şansımız şu, sinema uçan bir şey değil. Evet, yani, kalıyor. Evet, kalıyor. Yarın Mubi'ye girer, Netflix'e girer, başka bir platforma gider. Ben bunların cayır cayır isimlerini söyleyip durdum canlı yayında ama yansımam, sorun olmaz herhalde. Çünkü hayırlı bir şeyden bahsediyoruz. Bir reklam yapmıyoruz. Evet. Eninde sonunda bir gün siz şahit olursunuz, size döner dönmez ama yerini bulur. Güzel yanı da bu zaten. Yani suya yazılan bir şey değil. Evet. Şimdi tiyatrodan bahsettiğiniz için tiyatro tabii bambaşka bir şey. Tiyatro aslında her akşam yeniden yazılıyor. Her tabii, sahnede. Çünkü tabii, seyirci değişiyor. Değişen seyirci oyunu da değişiyor. Siz de her akşam aynı adam değilsiniz. Sizin o gün başka dertleriniz var. Daha mutlu, daha keyifli. Çok doğru. Performans değişiyor. Şimdi öyle baktığınız zaman sizi en fazla tatmin eden bunların içinden hangisi? Yönetmek mi? Tiyatro mu? Sinema mı? Dizi mi? Hangisi ben burada kendimi çok iyi hissediyorum dedirten? Veya bunu yapmak beni çok mutlu ediyor. Çok yakın tarihe kadar tiyatro yönetmenliği derdim. Şimdi yanına yazıyı da koyuyorum bir zamandır. Yani Hürriyet'te bir iki sene kadar yazdım. Sonra Radikal'de
Otta en son kendi dergimizi çıkardık 3 yıl boyunca. Tuhaf'ı çıkardık. Tuhaf'ta yazdın sen. Tamam. Evet. Sonra işte kitabım çıktı geçen sene olmalı. Yani orada şöyle bir şey. Ben hiç şöyle bir lüks yaşamamıştım. Çekiliyorsun bir kenara. Kimse sana karışamıyor. Kimse otur demiyor, kalk demiyor. Şimdi bitti, şimdi başla demiyor. Çok büyük bir iş yazar. Yani ben yazar değilim tabii, yazanım. Ama yazarlığa çok heves ediyorum. Yani geç buldum ama asıl keyifli olan yazarlık mı diyorsun? Hiçbir şey için geç değildir diye düşünüyorum. Çok inanarak söylüyorum bunu. Yani kafaya takarsan bu saatten sonra hukuk fakültesine de girelim yani. Yazmak müthiş büyülü ve doyurucu bir yani iş. Yani yazmak oyunculuktan daha mı büyülü geliyorsun? Evet. Aa çok enteresan. Bana mesela oyunculuk çok daha büyülü Oyuncunun geliyor. Oyuncunun ne oynayacağını yazmak daha güzel değil. Aa çok enteresan. Mesela ben de hep böyle olan oyunculuk ne acayip bir iş. Doygunum biraz yani. Belki ona yani mesai olarak doygunum. Başarı olarak hiçbir mesela zaman doygunmaz ama. Mesela bana hangisini tercih edersin? Ben ya bir de oyunculuk yapsam derim mesela. Kabiliyetim yok ama hani yani baktığın zaman çok hoş bir şeymiş gibi geliyor bana. Benim de kabiliyetim var mı bilmiyorum ama yazmak istiyorum. Herhalde var. Ha yazmayı. Fena da yazmıyorsun. Yani hepsini değil ama bazılarını okudum yani. Eyvallah. Ve iyi yani. Yani işte daha iyisi var, yapacağız inşallah. Her şeyin planlarım var. Ne var plan? Bir yer nihayet alabildim kendime ahir ömrümde. Tiyatro gibi bir şey mi? Yok canım. Bir toprak aldım. Bir parça toprak aldım. Üstüne bir taş evi yapacağım. İçine girip yazı yazacağım. Oo süper. Peki bu arada oyunculuk? Bunu söylemenin tam sırasını bilmiyorum, samimiyet krizine dönmesin ama muhtemelen ana akımdaki son zamanlarımı yaşıyorum. Ben bundan sonra belki evet bu çok güzel bir iş ya, buna bir katkım olur dersem dijital işlerde belki bulunabilirim. Sinema elbette inandığımız şeyler oldukça. Ama galiba bu 140 dakika maceram bitmek üzere. Belki aziz son işimdir. Ama insani bir hale dönerse tekrar yaparım. Tabii ki. Çünkü her türlü zevkli olabilen bir şey. Aslında herkes en çileli işimizde bile bazı günler dünyanın en güzel günleridir. Hiçbir şeyle kıyas edilmeyecek kadar. İki oyuncunun birbirini anladığı, birlikte coştukları bir an kadar keyifli şey dünyada azdır diye biliyorum ben. Yaşadığım için de biliyorum 3-5. Bu şeyde böyle mi? Dizimizi her yerde böyle mi? Her yerde böyle. Yani en zor yerde bile öyle. Evet. Tiyatroda, sinemada zaten öyledir. Ya çünkü size yeterince zaman veriliyor iyisini yapmanız için. Ama televizyonda siz koşullara uymak zorundasınız. Ama orada bile bazen çok doyan da işte, yani çok zirve şeyler oluyor. Anlar olabiliyor. Tabii size konuşunca biraz da eşinle konuşuyor gibi. Mesela o da diyor ki bundan sonra bir şey yaparsam ancak şey yaparım falan. Dijitali yaparım. Çünkü insani. Kaçta başlayayım? Bir de kaçta geliyor artık. Belli. Ülkede yeterince imkan da var. Ve her geçen gün her çoğalıyor. Her geçen yenileri geliyor işte. Yerli Disney'ler, platformlar var. Bunu, Disney hepsi geldi. Hepsi geliyor. İşte öbürleri var falan. Evet, Prime evet, var bilmem. Evet evet. Baroğlu bence var. Onlar televizyonu da birazcık hizaya sokarlar zaman içinde. Çünkü o kadar kaliteli işler yapınca televizyoncu onu yapamayacak adam değil. Sadece o koşullar oluşmadığı için yapamıyor. Yapmıyor. Çünkü zaten aynı insanlar. Aynı insan. Yani, onu yapan, evet, onu çeken, onu da çeken o. Tabii o arkadaşı imkan veriyor. Bir de televizyonculuk da şöyle bir sıkıntı oldu. Hatırlarız diye çok eski değil, hepimiz içinde yaşadık. Televizyonda bir tane dizi olurdu, bir tane program olurdu, bir tane de geç saatte siyasi tartışma olurdu. Hocam mesela. Ben söylüyorum, ben televizyona başladığım zaman 98'de 55 dakika çekiyordu. 55 dakika. Evet. Bir dizi olurdu. Evet. PT1. Evet, evet. Bazen bir PT2 olurdu. O çoğu zaman olmazdı. Dizi olmazdı. Evet. Ya bir talk show olurdu ya bir aynen şey olurdu. Öyle. Sonra da bir haber programı olurdu. Tabii. Derdi sonra giderdi işte Uğur Dündar, ben, Ali Kırca aynen falan böyle bir sürü bir şey yapardı. Sabahlara kadar böyle otururduk. Siyasetlerine sabahlara kadar sürerdi tabii falan. Sizinkiler de. Benimkiler biraz daha kısa sürerdi onlar oranda. Kimin olduğuna bağlı. Evet, kimin olduğuna bağlı. Ceylin Hoca falan geliyor. Çok eğlenceli olurdu tabii falan ama şimdi televizyonu kalmadı. Televizyonlar peş peşe dizi. Allah git güle güle. Evet. Bir de sabahleyin bir kadın programları. Şahane uzmanların konuştuğu. Onlar haber televizyonlarında. İşte tematiklerde de yani onların da tadı kalmadı. Hiçbir şeyin tadı yok ki yani şu an. Evet. Kötü oldu tabii. Sizin bundan sonra ana akımda olmayacağım demeniz ama haklısınız. Evet. Yani şöyle bir şey. Çünkü bazıları şey diyor ya ana akımı küçümseyerek söylüyorlar. Yok siz yok küçümseyerek hayır. Söylemiyorsunuz. Aynen, siz koşullardan ötürü söylüyorsunuz. Evet, evet. Çok mantıklı. Ya şunu demek istiyorum. Ben şimdi
Bu sene bir planlama sıkıntısı oldu. Ben Aziz'e başladığım zaman 10 bölüm dijital için şey çekecektik. Leyla ile Mecnun çekecektik. Ama Leyla ile Mecnun tahmin ettiğimiz gibi aslında o kadar çok bekleniyordu ve o kadar muhabbet gördü ki. Onda galiba değil mi o işte? Efendim? Kızınız da o işe yer alacak. İlk onda kızım kamera asistanıydı. Evet. Sonra okuluna gitti. Yazın çekmiştik çünkü. Daha sonra bir 10 daha, sonra bir 10 daha çektik. Böyle olunca ben bir sezonda iki dizi, bir program çeker oldum. Kasım'dan beri reposuz çalışıyorum. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan'a geldik. 6. ayda 6 gün boşum yoktu. Okuyor musun? Evet, yani geceden uykudan çalıp okuyorum. Aynen. Bir şey seyredebiliyor musun? Uykudan çalıp seyrediyorum. Ama bu bir şey değil. İnsani yani bu, bir şey değil. Evet, değil. Bir de ne oluyorsun da var işin içinde. Normal şartlarda böyle bir şeyi asla yapmazdım. Dediğim gibi bir planlamanın yolunda gitmemesi. Yani sürpriz iyi şeyler oldu. Yani fazladan iki sezon daha çekilmesi söz konusu olunca böyle oldu. Ama artık buna sabrım da yok. Çünkü hala yapmak istediğim birçok şey var. Öğrenmek zorunda olduğum şey var. Gençler geliyor. Yani rüzgarlarına yetişemiyoruz. Hep söylüyor. Hayır, rekabet değil. Onlarla çalışırken iyi olmak istiyorsun. İşte rekabet dediğim o. Evet. Yani şey olmak istiyorsun. O burçta davranmak. Eski arkaik bir şey göstermek istemiyorsun. Ya bu amca da burada demesinler evet, yani. Çünkü saygı görüyorsun, ilgi görüyorsun, muhabbet görüyorsun ve bunu hak onu etmek hak zorundasın. Lazım, evet, bazen hak etmediğin kadar da büyük bir şey. Konuşuyorum ben bazen kendimi görüyorum. Ben de kendi mesleğimde aynı şeyi gayret içerisindeyim sürekli. Ama no, bizim yaşımızda insan başka türlü nasıl düşünür? Gerçekten yapmadığınız şeylerin, tabii yapamadığınız şeylerin daha, acısını çekmeye başlıyorsunuz. Siz yükselen bir sektörün içerisinde o gençlerlesiniz. Evet. Biz düşen bir sektörün içerisinde gençleriz. Bize Allah evet. Gençler maalesef az geliyor. Siz öyle. Gibi evet. Ya, değil yani bizim. Yok, biz de öyle değil. Biz de yazanı, çizeni, çekeni canavar, canavar gibi de biliyorum. Çoğunu tanıyorum yani. Müthiş bütün arkadaşım yapınca olduğu için çoğunu tanıyorum. Bir şey daha merak ediyorum. Ona da noktada sizin çok vaktinizi almak istemiyorum. Yazı 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 dediniz ve taş evi yapıp içine yazacaksınız. Kitap mı? Günlük gibi, evet, evet. Blog gibi mi? Yok yok, yani romandan bahsediyorum. Yani aslında bir ilerlemiş bir novella var. İki tane roman taslağı var filan ama işte bunlar şimdilik Tanrı'yı güldürecek şeyler. Yani onu hayata geçirmek lazım. Uzun uzun o konuda ayıp olur bir şey söylemek. Günlük bir şey yazmak istemiyor musunuz böyle? Söyleyecek lafı olan birine benziyorsunuz, ondan diyorum. Evet, söylüyordum zaten. Fakat onları duymak istemiyorlar, dinlemek istemiyorlar artık. Tekrar o dönem gelecek. Yani yeniden eleştirel olduğumuz, sevdiğimiz şeyleri de eleştirebileceğimiz. Ve direnmek lazım. Yani direnmek derken tabii ki. Söylemekten korkmamak lazım. Yok, korkmamak lazım. Evlatlarımız var. Bu ülkenin kuşkusuz aydınlık geleceği var. Çok değerli insanlar var. Çok kısa zaman içerisinde bambaşka bir ülkede yaşayacağımızı umut ediyorum. Buna inanıyorum bütün kalbimle. Ve sadece geriye doğru sayıyorum yavaş yavaş. İnşallah. Sizin tanıdığıma çok memnun oldum. Ben de. Sağ olun. Bazen insan karşısındaki kişileri gözünde büyütür ve çok önemser. Tanıştığı zaman da bir hayal kırıklığına uğrar. Sizde ise tam tersi oldu. Bilmem mi? Çok teşekkür ederim sizin tanıdığınızı. Ben teşekkür ederim. Ben çok mutlu oldum. Beni hayal kırıklığına uğratmadınız. Tam aksine... Dedim ki doğru tanımışım, hatta az tanımışım. İyi geldiniz, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizi ağırlamak şereftim. Var olun, sağ olun. Değerli izleyiciler, kısa bir ara vereceğiz. Sonra Selami Şahin ve tırnak içinde esprileri burada olacak. Beraber güleceğiz inşallah. Birkaç dakika sonra karşınızdayız. Evet değerli izleyiciler, programın bölümünde de bir efsaneyi ağırlıyoruz. Selami Şahin ve kendisi gibi sanatçı oğlu Lider Şahin. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim efendim. Sizlerle beraber olmak bizim için bir şereftir. Esas o bize bizim için bir şeref. Çünkü Türkiye'nin en fazla hit yazan bestecisi. Çok teşekkür ederim. Şarkıcısı. Selami Bey, şöyle bir hissim var. Bir şarkı dinliyorum. Türkçe şarkı dinliyorum. Acayip iyi. Çünkü bunu kim yazmış? Selami Şahin. Bunu kim yazmış? Bunu da Selami Şahin. Bunu kim yazmış? Bunu da. Bir sesen bir sen. Çok acayip. Şimdi benim yaptığım beste adedi 350 ama 150'si hit. Her evet. Tür beste de var.
Ve bunu sen değil başka herkes seslendirmiş. Yani şarkılarımı okumayan kalmadı Türkiye'de. Allah'a çok şükür. Her tür beste yapıyorum. Evet. Benden eser isteyen sanatçı sesine göre, beste tarzına mi? Göre. Tarzına göre çünkü her türü yapıyorum. Roman havası var, Kasımpaşalıyım, Eli Maşalıyım. Evet. Onun senin olduğunu duyunca çok şaşırmıştım. Yani her tür var. Karadeniz türküsü de var. Gürcü müsün, Laz mısın, gelin müsün, kız mısın? Bana opera istiyorum diye yaparım. Allah Allah. Yani o havaya giriyorum. Nasıl bir şey böyle bir adamın oğlu olmak? Yani evde de böyle mi? Öğrenmekle geçiyor benim hayatım. Çünkü bir derya, bir hoca. Ondan öğrendiğim ve öğreneceğim çok şey var benim. Ben de bir söz yazarı, besteciyim. Beste nasıl yapılır, söz nasıl yapılır? Ben hep babamdan öğreniyorum zaten. Hani o özledimler... Ben sevdalı sen belalı hep gözümün önünde yazıldı. Ne şarkılar. İnanılmaz şarkılar. Özledim nedir ya böyle bir şarkı var. Bence Türkiye'de yapmış en iyi şarkıların bir tanesidir. Anneme yazıldı. Öyle mi? Eşime evet. Yazdım. Hikayesini anlatayım mı yoksa? Hadi anlat abi anlat. Oradan başlayalım. Bir gün Silivri'de bir konser var. Konser bitiyor. O sırada kaç senelik evlisiniz? Valla işte... 95'te çıktı galiba. 93 yılında yaptım. 93'te mi yapmıştın? Evet. Pardon. Yani kaç senelik evlisiniz? 10? 10 sene, 12 sene yani diyelim. Yani böyle taze bir evlilik dedi yani. 10 senesi geçmiş üstünden evet. Ama hala aşıksınız belli o zaman. Şimdi sahneden in, çorbanı iç, duşunu al, giyin, yol, gel. Saat 4:30 zile basıyorum, kapıyı açmıyorum zile. Allah'ım ya Rabbim bir kapıyı açtı. Neredeydin dedim ancak. Neredeydin orada kalsaydın dedi. Ben girdim duşumu aldım. Geldim yatakta uyudum. Sabah kendime geldim baktım yanımda yok. Kızmış, küsmüş. Yanımda yok dedim herhalde kahvaltıyı hazırlıyor. Yastığı da görmeyince Allah Allah beni terk edip gitti mi dedim acaba. Ama yatan başında hep kağıt kalem bulunduruyorum. Şöyle yazdım. Özledim. Teninin kokusunu özledim. Bir gece görmeyerek bunu mu yazdın yani? Özledim. Birkaç saat. Halbuki aşağıdan. Aşağıda mutfakta. Neyse geldim mutfakta gördüm dedim bak sana ne yazdım. Kime yazdıysan onu okut dedi. Mutfağa koydum ben uzaklaştım salondan görüyorum. Baktım aldı okudu böyle yaptı. Geldim seni affettim dedi. Ama o şarkıyı ben de affederim. Bunun devamını getir yap bu besteyi. Dedim işte karıcığım geç kalmanın faydaları bunlar. Beste de muhteşem o. Beste öyle çıktı. Acayip. Besteyi hemen orada mı yaptınız? Yani bugün beste yapacağım diye söz konusu değil. Aniden bir ilham geliyor. He. Yazılmamışı yazmak, işlenmemiş melodiyi yapmak çok önemli. Şöyle derler mesela, ilham %5'tir, %95 çalışmaktır derler. Tabii. Yani ilham da önemli, o sözler de önemli. Ben yazdığım zaman işlenmiş konu, işlenmiş melodi asla yapmam. Taklitler aslını yaşatır. Peki eşinize yaptığınız tek şarkı o mu? Yok, şey var. Bir gün oturduk dedi mutfakta hiç başarılı değilsin. Başarılı değilim. Bir çay demlemek bir çay. Ama başımın tatlı belası dedi. Ben de başımın tatlı. Allah Allah. Eskiden sahne çalışmaları bir ay iki ay sürerdi. Eve geliyordum. Bir akşam dedi eve güneş batmadan bir gelsen seni görsem yeter dedi. Hiç gör çocukları bana bıraktın sen durmadan sahne ne? Akşam olmadan... Güneş batmadan gel. O şarkıyı yaptım. Çok... Bir gün de yani bana... Sizin bütün şarkılar hayatın içinden aslında. Eşim yani. De bana bir gün dedi ki ben bu çocukları çekemiyorum. Sen sahneye gidiyorsun bir ay yoksun iki ay. Ben gidiyorum. Ben kapıdan çıkıyorum. Dedim ki gidersen git ardından bakarsam namert olayım. Namert olayım şarkısı böyle çıktı. İbrahim Tatlıses okudu. Biliyorum. Güzel yazılmış anne. Çok, bütün hayatı şarkı ve şiirlerle anlatıyor. Çok acayip. Tabii. Yani müzik bir tutkudur. Ben notayı kendi kendime öğrendim. İlkokul mezunuyum. Köyümüzde hala... Hataylısı değil mi? Hatay, Antakya, Yayladağ. Dün de Antakya'da konuğum vardı. Bugün Antakya'da konuğum vardı. Suriye hududa çok yakın. Hatay, Yayladağ, Yoncakaya köyü. Oo, dün Yayladağ'da konuğum vardı. Köyümüzde hala ilkokul var. Okudum. Başka bir okul yok. Ve sen anne o okul baba okudum. Çok fakir. Ben şarkıcı olacağım diye öğretmenler derdi annen bana. Annen Mısırlı galiba değil mi? Annen, evet. Anneniz Arap kökenli. Annem Türkçe bilmezdi. Ben Türkçeyi 8 yaşlarında öğrendim. Sizin ana diliniz Arapça yani. Tabii anne tarafı Arapça. Tabii Mısır. Onun sesi 10 puan. Ondan 2 puan almışım ben. Mısır'da büyük sesler var tabii. Beste yeteneğin nerede? Babam bir yerde otursun rahmetli. Herkes işini gücünü bırakıp onu izler. Konuşma, espri, fıkra.
acayip bir adam yani. Bir kahve ısmarla hemen bir dörtlükle teşekkür ederdi. O tarafta oradan geldi. Oradan geldi, evet. Çok acayip. Ne güzel bir adet ama değil mi? Böyle peçeteye yazıp tabii, bir insana hissettiği bir şeyi böyle ikram etmek. Tabii. Tabii Hatay çok acayip bir yer ama. Çok acayip bir kültür Hatay'ı. Biz de Hatay'da bütün dinler, ırklar var. Din, dil, ırk ayırma yok. Hepimiz el ele kalp kalbeyiz. Adem ile Havva'dan kardeşiz. Ben savaşlara bakıyorum. Yok Ermeni, Yahudi, Müslüman o birbirini vurdu. Ağlıyorum o insanların öldüğünü görünce. Biz Adem ile Havva'dan kardeşiz. Barış, sevgi en büyük ilaçtır insan için. Dün şeyi konuştuk. Hatay Belediye Başkanı vardı burada. Ünlü Savaş. Hatay'daki bu kalabalıklaşma, Suriyeli göçünü ve nüfusun %50'sine yakınını artık Suriye'den oluşturması konuştuk. Bu rahatsız edici bir şey mi orada? Şimdi şöyle bir şey. Tarihe baktığın zaman Suriye, Lübnan, Mısır, Osmanlı aynı. Aynı. Suriye'nin %50'si Türkiye'de Osmanlı zamanından yerleşmiş. Çok akraba var. Benim de akrabalarım var. Yani buraya göçüyorlar, insan üzülüyor. O insanlar orada çocuklarıyla yollarda, sokaklarda yatıyorlar, yiyecek. Onlara bakmak bence ibadet gibi kutsaldır yani. Ama oranın bir huzura kavuşup geri gitmeleri de onlar için de daha iyi herhalde. Gayet tabii. İnşallah ya Rabbi. İnşallah. Olur. İnşallah. İlkokulu bitirdim. Ne müzik dersi aldım ne başka bir şey aldım dedim. Nasıl oldu peki? Selami Şahin nereden müziği öğrendi? Nereden bu işlere girdi? Yani Hatay'da şimdi mesela ne bileyim kebapçıda da olabilirdiniz yani. Şimdi ben köyde ilk bayramlarda ilkokulda şarkı söyletirlerdi bana. Ses güzel o zaman da. Ben dilli kaval müziğe tutku bende 7 yaşından beri. Öğrendim çalmayı kendi kendime. Öğretmenler de dedik ki bana senin sesin çok güzel. Günün birinde büyük şarkıcı olsun ama nota nedir, müzik nedir, ne? Hiç bilmiyorum. Anne baba çok fakir olduğu için çok onların rızasını alarak 15 yaşında tek başıma İstanbul'a geldim. 15 yaşında tek başınıza? Evet. Beyoğlu, otobüse koydular size yollar buraya. Fitaş pasajı var. Bilmem mi? Yan kısmında Şato Oteli var. İndim Kabataş'ta Beyoğlu Pilişleri diye bir film seyretmiştik ilkokuldayken. Eşref Komşu. Herhalde Beyoğlu dedim burası çok meşhur bir yer. 3 sıralı bir araba dolmuş. Amca Beyoğlu dedim yüzüme baktı. Gel evladım tahtadan bir bavulum var. Bindim arabaya. Sene 1900? 60. 61-62. 60 o yıllarda 65. 48 doğmuşsunuz değil mi? 47-15 az. 47 doğmuşsunuz. Demek ki 15 yaşına göre 62-63. Şişhane'den çıktık o zaman geliş gidişti Beyoğlu. Evet. Beyoğlu burası evladım dedi. İndim. Sanki dağ başında kaybolmuş gibiyim. İş arayacağım, bulacağım dedim. Çalışacağım. Annem babam fakir, onlara bakmam lazım. Restoranlar açıldı. İşçi lazım mı? Yok. Ütücüde işçi lazım mı? Oraya lazım, oraya. Geldim, otel, Şato Oteli. Rahmetli anne, bir anne vardı sahibi eşiyle. Anne dedim, ben şarkıcı olmaya geldim. Yatacak yerim yok. Bana iş verir misiniz burada? Yüzüme baktı. Sen şarkıcı olmaya geldin. Eşini çağırdı. Bu çocuğu çok sevdim dedi. Hüviyetin yanında mı? O zaman defter gibi, defter gibi verdim. Başladım çalışmaya. Tuvalette. Otelde. Tuvalette temizledim. Yatak düzelttim. Ütü öğrendim. Ütü yaptım. Otelin en üst katında halıların, kilimlerin bir oda var. Yorganın yarı üstünde, yarı altında onda yatıyordum. Köy kiradama cep diktim, düğme koydum. Biriktirdiğim parayı soğan ekmek yiyordum. Annem babama gönderiyordum. Ve burada şarkıcı olunmaz. Sallabaşı'nın Lades tavukçusunda komilik yaptım. Hala duruyor. Kapıyı kilitliyorlardı. Yatıyordum divanın üzerinde. Üç koltuklu böyle. Ne günler çektim. Parkta yattığım günler oldu. Gülhane Parkı'nda, Taksim Parkı'nda. Peki sonra nasıl oldu da plakçılık o zaman Sirkeci Doğubank işhanındaydı. Daha İMÇ falan yok o zaman. Tamam. Yoktu. Orada gittim iş buldum. Recep Dengin Ankara'dan mebus, Allah rahmet etsin. Amca yatacak yerim yok. Ben burada yatabilir miyim? Kapıyı kilitliyordu üzerime. Tuvalette vardı dükkanda. Ertesi gün gelip açınca kapıyı çalışıyordum orada. Bir baktım rahmetli Avni Anlı, Şekip Anlı, Yusuf Nalkesen arkadaşları gelip yemeğe geldiler. Ben geldim. O döneminde önemli besteciler. Önemli besteciler. Evet. O döneminde bu döneminde büyük besteciler. Heyecanlıyım dedim. 16 yaş eline girmiş. Bana plak yapar mısınız? Ne olur. Sesim çok güzel. 45'lik zamanda.
Oğlum sen de 16 yaşına girmişsin. Burada işçisin, nota bilmiyorsun. Nasıl? O zaman işten ayrılacağım dedim. Patron Recep Dengin anlarım. Çocuğun sesini bir dinleyin dedi. Ben hemen gurbette ömrüm geçecek bir daracık yerimde yok diye ayağa kalktılar. Böyle bir şey olamaz. Bu çocuğa hemen 45'lik yapın dediler. Hemen. Yaptılar. 1, 2, 17 yaşına girerken ünlendim. Niye? Anneme babama taptığım için Allah bana bu özelliği verdi. Notayı da kitaplarının yardımıyla. Sana mesaj bu. Yani bütün evlatlara söylüyorum. Anne baba hayattayken onların değerini bilmek lazım. Kur'an kendi bile diyor ki Ba'der Rab, Tanrı'dan sonra bin ebedil ümmul eb, anneye ve babaya tapılır. Bu çok önemli. Hacca gönderdim, kral ve kraliçe gibi yaşattım. İskenderun'da ev yaptırdım bahçeli, yanıma çok getirdim. İçim rahat. Mezarlar, evlat olarak hayırlı bir evlat oldum yani. Allah'a şükür mezarları Zincirlikuyu'da yan yana. Ha, İstanbul'da mezarları. Evet. Hatay'da değil. Değil. Yani onları da İstanbul'a gittin, yanında ayırmadın tabii, yani. Tabii tabii. Yani ben, bir tutku bende. Ne zorluklar? Evet. Sen şanslı tabii. Sen müzik ortamına doğdun, hı-hı, ve müziğin içinde büyüdün, hı-hı, ve müzisyen oldun. Hı-hı. İki kardeşin var. İki kardeşim var. Biri Emirhan, 87'li, bir de kız kardeşim. Onlar da müziğin içinde mi? Onlar da müzikle ilgileniyorlar. Ha, hepimiz ailece, herkes müzisyen. Daha tabii, doğrusu şöyle, biz aile şirketiyiz. Lider, babamın 1981 yılında kurduğu Lider Müzik adında bir şirket var. Sen aslında şirketin adını aldın. Evet, şirketin adını almışım. Ama isim babası kim? Kim? Zeki Müren. Aa, tabii. Zeki Müren adını. Biz hanımla dedik ki lider şirketimiz var, adını lider koyalım mı diye düşünürken bir baktım telefon geldi. Selamicim dedi. Evladın olmuş oğlun, Allah mutlu etsin, uzun ömürler dilesin. Seni bekliyorum Dört Levent'teki evime dedi. Ben gittim bir baktım 10 tane 20 tane ne altın koymuş kutuya. Senden ricam dedi. Çocuğun isim babası olabilir miyim? Benim için şereftir dedim. Senin lider müzik şirketin var. Oğlum adım niye lider koymuyorsun? Hı. Düşün, hanımla düşünüyoruz aynı şeyi. İsim babası verelim. Tamam dedim, adını lider koyduk. Ondan sonra... İsim baban? Evet, 85'te şirketten ismimi alıyorum. Sonra da tabii biz büyüyünce Emirhan ve ben ve Meryem kardeşim. Onlar senden küçük ama. Küçükler. Ama büyüyünce de biz de şirketin kızım artık... Kızım 26 yaşında şimdi. Oo maşallah. Şirketin sen artık... Sen 37 oldun. Ben 37 oldum. Biz de büyüyünce şirkette daha aktif olarak çalışmaya başladık. Kardeşim Emirhan hem prodüktörümüz hem patronumuz oldu. Patronu? Evet, patronu. Biz de prodüktörüz ama son sözü Emirhan söyler, hı-hı, bizde. Ben de bir yandan sözlerimi yazıyorum, bestemi yapıyorum. Bir yandan da onlarla ilgileniyorum tabii. Ben daha müzik tarafındayım. Daha patron tarafındayım. Beğeniyor musun bestelerini? Şimdi bir laf var. Ben arkadaşıma balık ısmarlamam, balık tutmasını öğretirim. Kendisi yapıyor. Ben mesela beste yapıyorum. Dostlarımla, arkadaşımla paylaşıyorum. Müzisyen arkadaşlarımla. Selami buna karat kısmı bence böyle olsa daha iyi olur diyorlar. İlle her şeyi ben bilirim demem. Fikir alırım. Biz de paylaşıyoruz. Oğlum tamamdır diyorum. Yalnız bu intro çok kısa, biraz daha uzat diyorum. Veya uzunsa kısa. Dinliyor mu? Dinliyor mu? Ben her stüdyo kayıtlarımı tamamladıktan sonra babamı davet ederim stüdyoya ve bir dinlemesini ve yorumlamasını isterim. Babam da sağ olsun kırmaz beni, gelir. Ne demek evladım? Varsa orada böyle bir ufak duyduğu bir revize, ya burayı böyle mi yapsan diye beni yönlendirir tabii ki. Bu da benim için büyük bir şans. Ama söz müzik kendisine ait. Evet. Senden iyi bir tarafı var yalnız abi. Efendim? Senden yakışıklı. Tabii ki. Ama niye o ya? O da yakışıklı. Ama oğlum diye demiyorum. Dizilerde bu kadar yakışıklı adam var mı? Vallahi yok. Hakikaten öyle. Allah razı olsun. Sağ ol. Evlatlık yok ya. Ama eğlenemedik bir türlü. 37 yaşına geldi, hala bekar. 37'ye girdin değil mi? Evet. 37'ye girdim. İnşallah tez vakitte bir torun sahibi olman lazım. İnşallah. Evlat fındık, torun fındık için. İnşallah abi, hepimize nasip etsin. İnşallah herkese. Peki abi bir şey merak ediyorum. Şeyi nasıl başladın? Tamam, sesin güzel. Bestekarları da buldun. 45'i de yaptın. Meşhur da oldun. Beste işi ne zaman başladı? Bu acayip besteler ne zaman başladı? Şimdi... Nasıl öğrendin bunu yapmayı? Şimdi ben dedim ki Amerika'da ve İngiltere'de yaşıyorsam İngilizce bilmem lazım. İlkokul mezunuyum, nota bilmiyorum. Ne yapacağım? Öğrenmem lazım. Şimdi git
okul ve ders al, para ver, annem babamı göndereceğim, para azalır diye gitmedim. İlk önce 5 çizgi 4 aralık si la mi, piyanoda bakıyorum böyle. Se la mi si la mi re do si la, solfeci böyle öğrendim ve notayı kendi kendime öğrendim. Çınarcık'ta bir arkadaşımla birer çadır tuttuk o zaman. Kumburgaz tarafı filan. Çınarcık'ta Kumburgaz pek yakın değil birbirine. Efendim? Denizin iki ayrı yakası. Kumburgaz ayrı, Çınarcık ayrı. Hangisini tuttunuz? Kumburgaz'da. Kumburgaz tarafı olmasın. Çadırlar vardı o zaman sahilde. Gelip çok kişi resim istiyor benden. Ha, meşhursun da. Tabii meşhurdum. Meşhursun ama çadırda kalıyorsun. Tabii. Daha besteci değildim. 69 yılında. Bir baktım iki kız bir erkek. Almanya'dan gelmiş genç çocuklar. Geldiler. Ich mich lach mich de. Dedim, I am sorry, no speak Deutsch. Aktör. Dedim, I am singer. Ya, sehr schön. Dediler, çok güzel. Dedim ki, come please. Oturdular. Biz çay, kahve derken bir aşk yaşadık. 3 gün sonra bir baktım, kulüp 12'ye de götürdüm. Orada çıkardılar beni, sıra evlerde şarkı söylettiler. Bir baktım, sabah yanımda yok çadırda. Herhalde kahvaltıdalar dedim. Bir geldim baktım, beni gördü. Ne yapabilirim yani, sevgilisi gelmiş. Ha, sevgilisi varmış, sevgilisini seninle aldatmış. Sevgilisi gelmiş, sevgilisi yoktu. Hayır yani aldatıyor, aslında seni aldatıyormuş sevgilisi. Gibi geldi. Ha. Ben de onu dünyaya benzettim, mevsimlere benzettim. Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim. İlk o mudur? İlk beste o. İlk beste o mudur? 69 yılında. Şu besteye bak. Eva isminde bir kız. Eva. Ve o şarkı... Yani ilk besteyi bir Alman kıza yaptın. Evet. Bunca Türk dururken gittin bir Alman'ı kısmet, buldun ve ona yaptın. Kısmet. Ve bu şarkı 70'li yıllarda Altın Kelebek yılın birincilik ödülünü aldı. Bende ödül duruyor. Çok da güzel şarkıdır. Evet. Hala okuyorum. 10 yaşındaki çocuklar şarkıyı biliyor. Evet. Eser sözcüğü demek unutulmamalı demek. Ben yaptığım şarkılara bakıyorum. Dün akşam yine benim 73 yılımda. 73 mü? Evet. Yollarıma. Kaç sen kaç doğumlusun? Büyüğüm 62. 62. Ya düşün sen kaç yaşındaydın? 11 yaşında. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 yaşındaydın, sen Mesimler gibisin. Onu da biliyorsun. Evet, onu biliyorum. Tabii. Yani ben beste yaparken sanatçı hangi şarkıyı istiyorsa onun taklidini yaparak eseri onun okuyorum. Onun sesini duyarak. Ki rahat okusun eseri diye. Hatta Zeki Müren'e gitme sana muhtacımı verdiğim zaman Selami. O da senin değil mi? Evet. Selamicim dedi, benim okumama gerek yok. Aynı benim gibi okuyorsun. Helal olsun sana. Sen oku, herkes Zeki Müren dedi. Öyle işte. Boşuna dememişler demek ki. Babanla ilgili şöyle bir muhakkak biliyorsundur. Bu da mı senin Selami? Onun fıkrasını biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Duyuyoruz onu. Gazinoda sahneye çıktım. En önde holdingler sahibi bir kadın, 20 kadın oturuyorlar. Sahne burada, masa burada. Şu şarkıyı okudum, bu şarkı. Şimdi yine sözümüzü bana ait dedim. Şarkının adını söyledim. Mikrofonla değil, en önde oturdum. Selam dedi, sesinize, bestelerinize, esprinize hayranım. Ama Coşkun Sabah'ın bestesi ne zamandan beri sizin? O okumuştu. Hangi şarkı bu? Dedim, albümü alın. Söz müzik Selami Şahin yazar. Ayrılmayalım, ayrılmayalım. Ayrılık rüzgarlarıyla savrulmayalım. Baktım bana çiçek, şampanya gönderdi. Kartı saklıyorum. Şöyle yazdı. Sayın Selami Şahin. Bundan sonra adınız Selami Şahin değil. Selami, bu da mı senin? Adını da soyadını yazdım. Hakikaten bu da mı senin? Yani. Çok acayip. Çok var ya. Yani bazen aa bu da benim diyorum mesela. Kemer olup saracağım ince belini. Canım sevgili Baha okumuştu. Olmuyor, olmuyor. Emre Altun'un dizi yaptı. Hepsini biliyor. Çok acayip bir şey bu. Bu da mı senin, o da mı senin? O da mı senin, bu da mı senin? Peki nasıl bir his bu ya? Şimdi mesela birisi bana ya dünkü yazını okudum falan diye bir şey. Çok hoşuma gidiyor abi yazımı. Şimdi senin şarkılarını
birkaç kuşak, yani en az 3 kuşak dinliyor, biliyor, ezberliyor. Ben de ezbere biliyorum, kızım da ezbere biliyor, annem de ezbere biliyor. Şimdi bu çok acayip bir şey değil mi? Tabii nasıl bir hissiyattır bu? Ben şarkı yaparken 3 mevsime hitap etsin diyorum. Yani 70 yaşındaki, 40 yaşında, 15 yaşındaki çocuklar, Akmerkez'in karşısında okul var. Çıktım baktım 7-8-10 yaşında çocuklar. Selami baba, Allah'ın dini nasıl tanıyorlar? Buyurun, sizi çok severim, resim çekelim mi? Tamam dedim, çektik. Bir şarkım var, çok seviyoruz, hangisi? Evlatlarım dedim, ben çocukları çok seviyorum. Ben sevdalı, sen belalı. O şarkıyı o yaştaki çocuklar... Kızlar biliyor. Evet. Çok acayip. Lider, baban ilk şarkısını bir Alman kıza yazmış. Hı hı. Sen ilk şarkını kime yazdın? Ben de yazdım. Ben 4. single'ımı çıkardım. Kime yazdın? Yazdın demiyorum. Ama işte bugüne kadar yazdığım şarkılar. Tabii geçmiş hikayelerine, yaşanmışlıklara, bazen de arkadaşlarımın hikayesi de olabiliyor. Başkalarının tecrübesini de yazabiliyorum. Bazen durumumuza, bazen ülkeye. Ben bu konuda kendimi şartlamam yani. Daha böyle... Alman'a bir şarkı yazmışsın yok henüz. Yok ben Alman'a yazmadım. Amerika'da yazmışsın. Amerika'da yazmışsın mı? Var mı öyle bir durum? Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Alman'ı hiç şimdi zaten düşün, Allah rahmet eylesin, Tanju Okan benden 5-6 şarkı okudu. İzmir'de gittim gezmeye. Otelde kalma, sen benim canım kardeşimsin. Evde yalnızım, burada kal dedi. Yemeğe davet ettim. Rakılama, balıklama. İyi ki tanımışım ulan seni be. Sen ne tatlı adamsın. Kardeşten ötesin. Benim en iyi dostum içkim, sigaram, bir de Selami Şahin dedi. Ve ben oradan de sonra gece, şu aşağı benim çıktı. En iyi dostum içkim, sigaram. İçkim, sigaram şarkısı böyle çıktı. Onlar da terk ederdi olmasa param. Hepsini biliyoruz. Böyle bir şey olamaz ya. Çok manyak bir şey bu abi. Boşvere, boşvere ne ha. O da mı senin? Evet. Neler var neler daha. Aklıma gelmiyor. Hakikaten he. Peki şunu merak ediyorum şimdi. Geçenlerde bir yerde okudum. Bir Amerikalı sanatçı bir tek şarkı yapmış. Dünya çapında hit olmuş. Şu anda hala o şarkıdan yılda 4 milyon dolar telif parası alıyormuş yılda. Avrupa'da bir olsa özel uçaklarım olurdu benim. Bunun parasal karşılığı var mı? Hala her dakika çalıyor bunlar. Her yerde çalıyor. 100 lira alıyorsa sıfırlara kaldır, biz 1 lira alıyoruz. Öyle yani. Peki mesela sen bugün hiçbir iş yapmasan bu gelirlerle yaşayabilir misin? Yani. Zor. Çok acayip. Avrupa ile aramızda bayağı bir fark var bu konuda. Yani telif konusunda, telif toplama konusunda. Daha doğrusu tam oturmuş bir sistemde değiliz. Ama aslında bunca radyo, bunca televizyon hepsi bir paralar ödüyorlar falan. Ödüyorlar ama bunlar çok cüzi rakamlar bugün için. Yani Selam yani. Şahin üzerinden bunlar Arap ülkeleri, yapmak... Müslüman ülkeleri öyle yani. Evet, Doğu ülkeleri öyle daha doğrusu. Bizden 300 yıl ileride. Bu kadar beste yapsam ben Avrupa'da yaşayan bir adam olsam. Şu anda özel uçakla geziyordun. Dünyanın 3 büyük şehrinde şahane evlerin vardı. Çocukların ve torunların da onun geliriyle yaşardı. Doğrudur. Öyle yani. Bazen bakıyorum. Aa, bu şarkı da benim ya. Nasıl yazmışım bunu? Var mı unuttun mesela? Şaşırdın. Aa, bu da benim diye şaşırdın var mı? Ağlama demenin ne faydası var. İbrahim okumuştu bunu. Gülüm dünya yine güzel. Bu da hayat mı senin? Yaşam. O zaman diyecek Selami, bu da mı seninle beraberiz? Peki abi şimdi bu şimdi senin şarkılar çok acayip. Yani çok acayip derken şöyle acayip. Her tür var çünkü. Her tür var. Şimdi mesela Selami Şahin arabesk değil. Türk sanat müziği değil. Fantezi değil. Selami Şahin diye bir acayip bir şey var. Yani bir olay var. Şimdi ben... Bu anneden kaynaklanan bir şey mi acaba? O çok kültürden kaynaklanan bir şey mi? Şimdi annemin sesi çok güzel. Fakat babam rahmetli bir yerde bir çay içsin. Bir dörtlükle teşekkür ederdi. Ama yani bu çok kültürlükten gelen bir şey. Bu Hatay'dan gelen bir şey herhalde düşünüyorum. Yani Allah vergisi diyebilirim. Çok acayip çünkü. Evet, çünkü Tapılacak Kadın şarkısını rahmetli anneme yazdım. Sen Tanrı'dan sonra inan tapılacak kadınsın. Evet, o hangi yıldır? 70'li yıllarda. Sonu gibi. 78-79 yıllarda. Ve bunların hepsini çok büyük sanatçılar da söyledi. Okumayan sen kalmadı. De söyledin, herkes söyledi. Rahmetli Yıldıray Çınar vardı, az sonra çıkardı. O bile okudu benden. Yunus'umun sevdasından, Köroğlu'nun arasından,
Hacı Bektaş dergahından geçsem aşka erer mi? Onun türüne ben. Bu senin mi? Evet. Ben bunu biliyorum ama seni o duymuyorum. Ben bunu çok eski bir deyiş sayılırım hep. Ozan türküsü. Evet, Ozan türküsü. Allah Allah. Var, her tür var. Şey yani güzel bana... yani müzikte her şeyi denemiş. Evet, her şeyi yani denemiş. Çok popu acayip. Da yapmış. Arabeski de. Beatles gibi aslında. Okudu bende. Tek başına Beatles. Melodiyi verdim, Frank üzerine Sinatra. Söz yazdılar. Ya, yok, Frank Sinatra'da nerede bu yetenek? Enrico Macias da okudu benden. Biliyorum. Hangi şarkıydı o? Vallahi Fransızca ismini unuttum. Üzerine Fransız sözleri yazdı. Okudum. Yani çünkü benim bir yapım var. Sözlere bakıyorum. Bu sözlerin müziği şu tür olur. Slow veya ritmik. Ama özledimin girişine bak. Mozart'ın girişi gibi. Ram da 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 ram. Yani farklı bir şey vermek lazım. Bu çok önemli. Benzer melodi aslını yaşatır. Taklitler. Dikkat ediyorum. Yazılmamış konu, işlenmemiş müzik bulmadan yola çıkmam. Asla yapmam. Dediğin gibi hakikaten senfoni gibi giriyor mesela. Yani. Kolay. Var şimdi birkaç yeni şarkı. Gireceğiz kayda Ramazan'da. Hala o düzeyde şarkı yazıyorsun yani. Tabii. Bıkmadın, yorulmadın, yok, artık yeter demedin. Müzik bir tutkudur. Peki ben evde de. Bir gün nasıl geçiyor lider yani? Baban da bir gün nasıl geçiyor? Evde sürekli yine böyle bir aktif bir şekilde, hiperaktif yazıyor mu, söylüyor mu? Ne yapıyorsunuz evde? Biz son 6 senedir ayrı yaşıyoruz ama 30 senem beraber geçti evde. Devamlı üretme sevgisi, devamlı üretme merakı var babamın. Bu pandemide bile böyle... Bize bir nota kağıtları geldi. Bu kadar bayağı bir deste yazmış. Geldi. Yeni şarkılar yazmış ya, durmamış. Pandemi döneminde de durmamış. O yüzden onun üretkenliğini çok feyiz alıyorum ben. Yani o istek, o arzu. Bir de sahnelerde 55 yıldır sahnelerdesin. Evet. Hala müziğe karşı tutku. Hala sahneye çıkıyorum, bazı şarkıları sevgisi. Mikrofonsuz çekip öyle okuyorum. Ve 73 mi oldu? 5 bitiyor. Maşallah. Annenle ilişkisi nasıldı? Mesela annen kızar mıydı ona? Çünkü hakikaten aslında bir yandan da sahne yorucu bir adam yani. Kolay bir adam da değil böyle sürekli bir... Haklı o. Hala bak çocukların büyüdü... Dur dedikodu yapacağız abi. Sen tabii. Hala çocuklarına esir köle. Nasıl da annen... Sanatçı eşi olmak... Yorar mıydı anneni? Sanatçı eşi olmak zor zaten. Çok zor bir şey çünkü. Hele böyle bir sanatçı eşi olmak. Babam bazen 80'li yıllarda o fuar döneminde İzmir'e giderdi. Fuarları, konserleri giderdi. Bir giderdi. 7 gün, 10 gün evde olmuyordu. Annem daha çok ilgileniyordu bizle. Tabii doğal olarak babam işte olduğu için. O yüzden annem de bunu anlayışla karşılıyordu o yıllar. Bize fokusluydu. Yani aileyi aslında annen taşıdı büyük oranda. Tabii yani şimdi bir şey söyleyeyim. Espri bir yana... Her anne bu şekilde katlanmaz. Evet. Ben şanslıyım. Hala çocuklarına köle, esir. Ama abi şimdi o şarkıyı sen bir kadına yazdığın zaman o kadın da zaten sana katlanır yani. Yani katlanır. Yazdım özlediğim için değil mi? Özlediğim için. Yani işte o hangi kadına öyle bir şarkı yazılmıştır? Muazzam bir şarkı o. Ama şu da enteresan yani. Şimdi enteresan derken hoş, çok hoş bir şey. Bunca şöhret, bunca ilgi, bunca şey ama sen... Yıllardır eşine hala aşıksın. Çok acayip bir şey. Bu çok güzel değil mi? Şimdi ben çakıl gazonosu vardı. Gar gazonosu. Gar gazonosu burada, çakıl gazonosu burada. Karşılıklı durumda. Gar gazonoya çıktım. Kadınlar Madenesi'nde bir baktım. Kuyruk, resim. Şimdi gar gazonosu yerinde Avrasya Tüneli var. Resim çek, evet. Resim imzalamak için. Marmaray, bir baktım. Pardon, Marmaray. Sırada giriyorlar. Kulisteyim daha sahneye çıkmadan önce. İmzala, imzala. Geldi. Merhaba Selam Bey dedi. Sırada bir. Merhaba dedim. İçime sanki bir şey düştü. Öyle mi tanıştınız? Bir imzalı resim mümkün mü? Dedim ama sizi öpebilir miyim yanaktan? Hayır, annem kızar dedi. Bakar mısınız ama? Baba sen de cesaretliymişsin. Hakikaten he, çok fena bak. İmzaladım resmi, adın ne dedim? Didem, yumuşak G yok değil mi? Hayır, sevgili Didem'e ve ailesine sevgilerime selamı Şahin. Eşinle öyle mi tanıştınız? Kuliste. Un kapandaki dükkanın telefonu verdi. Cep telefonu yoktu o zaman. Tabii ki. Dedim beni ararsan sevinirim. Bilmem ki dedi. Ben çıktım. Sahneye bir baktım. Bu nerede oturuyor? Teyzesi, annesi, birkaç kadın. Kadınlar matanesinde. Annesi durmadan dürtüyor. Önüne bak. Fazla bak. Çünkü onlara bakıyorum ya ben.
aradan 3-4 gün geçti. Baktım telefon çaldı. Açtım. Açtım. Ben alo. Selam Bey'le görüşebilir miyim? Benim efendim. Kimle görüşüyorum? Ben Didem. Unuttum. Didem kim dedim. Hani telefonu vermiştin ya Gargazımızın. Ha. Buluşalım dedim. Caddebostan'da bir yerde. Hızlısın da bu arada tabii yani. Buluştuk. Geldim. Kahve. Bir kafede buluşacağız. Geldim oraya bir baktım bir kadın. Bakar mısın Selam Bey dedi. Meğersem annesi. Annesi. Kızımdan uzak durur musun? Kızınızın. Kim dedim kızınız? Adını söyleyince. Resimleri odasında albümleriniz dedi. Kızımın durumu iyi değil. Babası duyarsa çok fena olur. Dedim niyetim ciddiyse bir sanatçıya kız vermeyiz dediler. Peki efendim uzak duruyorum dedim. Ben uzak durdum. Onlar çıktılar taksiye bindiler. Ben takip ettim. Evi öğrendim. Oho. Bir, iki, üçüncü defasında. Üç defa, iki defa istedik. Vermediler. Ha hemen istemeye gittiniz. Evet. Aa. Üçüncü defada babası Allah rahmet etsin. Kızım gelsene buraya dedi. Geldi. Sen bu adamı seviyor musun? Cevap yok. Cevap versene. Ama kulis dışında hiçbirde daha görüşmemişsiniz. Yok. Ha, bir görüşüyorlar defa canım. Görüşmüşler. Ha, aslında o aşamaya gelene kadar siz annemle görüşüyorsunuz aslında. Görüştük tabii tabii. Evet. Cevap vermeden göre demek ki sen de onu seviyorsun. Verdim gitti dedi. Öyle oldu kısmet. Sonra kayınpederle aranız iyi oldu mu annesi? Hepsi çok iyi oldu yani. Çünkü Allah rahmet eylesin. Bir eşimdir, annesi babası her zaman saygım sonsuz. Babası rahmetli oldu. Anne baba Tanrı'dan sonra tapılacak varlıktır. Kaç sene oldu? Evliliğimiz 38. Benimle sen beraber. Hemen. Evet. Hemen lider geldi. Evet. Evlendikten bir sene sonra. Demek doğacak çocuklar var. Kısmet, kader. Ben buna inanıyorum. Biraz geç evlenmişsin ama. 36 mı? 36 evlendim. 35-36. Yani hemen evlenmemişsin yani. İşte 36. Evet. Yani evlenecek. Mesajı alıyor yani herhalde. İnşallah. Mesajı alıyor. Yakında düğüne davet ederiz. Var mı bir aday var mı? Bakalım kısmet o işler ya. Ben biraz zaman akışında yaşamayı seven bir insanım. Niye olmasın? Niye olmasın? Allah hayırlısını etsin. Hayırlısı, aynen. Hayırlısı neyse, ne, kimse, ne zamansa olur. Benim bir lafım var. Cilt güzelliği 24 saat çekilir. Ruh güzelliği bir ömür çekilir. Çok önemli. Bir şarkı her an gelebilir ya. Şu an üzerinden bir şarkı gelebilir. Çıkabilir. 300 beste. 150'si hit. 150 hit. Var mı rakibin? Dünyada veya Türkiye'de. Sezen Aksu var. Şimdi soyarsan 30 sana çıkar. Yok çıkmaz 30 sana. Mesela. Çok besteci var. Ben Sezen'e ama de bu kadar seviyorum. Bu kadar hit yazmış kaç besteci? Sezen'e de saygım sonsuz. Orhan Gencebay. Bu kadar hit yazmış kaç besteci? Ama şanslıyım bu kadar hit beste kimse de yok. Dediğim gibi bir sana yakın Sezen vardır herhalde. Bir bakıyorsun Arif Susam da okudun. Nerede tırak orada bırak. O da benim. Herhalde bunu birisi için yazmadın. Yok. Nerede tırak orada bırak yok. İyi bir nedenle yazacak bir şarkıya benzemiyor çünkü. Mesela aşk çemberi sarmış dört bir yanımı tanrım. O da mı senin? Söz müzik. Aşk çemberi sarmış. Bilmem mi? Dört bir yanımı. Sesin güzel, güzel albüm yapalım. Ay, iğrenç bir sesin var da. Yapalım tabii ki. Yapalım. Hatırası yeter. Peki başka mesela meşhur yaptığı sanatçı var mı? Şunun da elinden tuttum, şunu da ben keşfettim. Çok sanatçı vardır ya. Çok var, çok sanatçı var. Mesela Tüdanya okudu, Bergen okudu, Kibariye okudu. Gittin Bergen'in filmine? Efendim? Bergen'in filmine gittin mi? Gidemedim. Biraz, çok güzelmiş, öyle diyorlar. Ben biraz bu kalabalık korona olayından dikkat söylüyorum. Ediyorum. Bu yaşta kapmak kendine bakacaksın. İyi bir şey değil. Tabii, korona kapmak iyi bir şey olmaz. Allah rahmet etsin. Çok arkadaşımız var. Gitti böyle. Orhan Esen de okudu benden. Giderken ardına bakma ne olur. Göz göze gelirsek ayrılamam ki. Güzel söylüyor. Ayrılamam ki. Bayağı tuttu o zaman. Şimdi, abi sendeki acayip olan şu. Bir de o kadar yürekten söylüyorsun ki. Mesela Bülent Hanım'a çok 30 sana şarkımı okudu. Birisini verdim 3 milyon kaset sattı o hangisi zaman. Hangisi o? Hayatımı yaşıyorum o. O sefam biliyorum. Olsun. Biliyorum. O da benim sözümüz. Ama onu ben çok sevmem o şarkıyı.
O şey bana sorarsan senin bestelerin arasında... Bu gece bir başka çöktün içime, seni andım durdum sabaha kadar. Bir de Tanrım gönlümdeki muradı versin. O da mı senin? Evet. Çok garip yani. Sararsak neler var, aklıma gelmeyen daha çok var. Vallahi benim de var. Çok şarkı var. Çok şarkı var. Diğer kardeşlerin. Evet. Onlar da beste yapıyorlar mı, yoksa onlar söyleme ve prodüksiyon taraftan mı zaten? Meryem okuyor, hem de sözlü bestelerini yapıyor. Ha, yapıyor da. Erkek kardeşim de nitekim öyle. O da söz yazarı, besteci. Beraber ortak yaptığımız şarkılar da var. Onları da önümüzdeki aylarda onlar için stüdyoya gireceğim ve onları da yayınlamayı düşünüyorum. Yayınlamak derken şimdi artık CD, kaset falan filan öyle şeyler yok. Tamamen yok. Dijitaldeyiz. Yani Spotify, iTunes ve YouTube üzerinden ilerliyor bence artık müzik meseleleri. Ben de oralara yazdığım söz ve besteleri, şarkıları teker teker stüdyolarını bitirip kliplerini çekip yayınlıyorum 6 ayda. Bir konser şu bu falan filan. Şöyle ben Selam'a yaklaşık 10 sene sahnesinde vokalist arkada olarak vokalist çalıştım. Sonra bir hayatıma müzikal girdi benim. Seninle Başım Dert'te müzikalini oynadık. Evet, doğru. Türkiye'nin ilk bir sanatçısının eserleriyle oluşan bir müzikali yayınladık. Suna Keskin, İsmail Dövenci, Hakan Altıner gibi çok önemli ustalarla beraber çalışma fırsatım oldu benim. Büyük bir deneyim oldu. Çünkü bir yandan dans ediyorsunuz, bir yandan oyun veriyorsunuz. Çok iyi bir tecrübe oldu benim için. Sonra hayatıma oyunculuk da girdi müzikle beraber. Müzikal bittikten sonra da 10 sene içerisinde yazdığım, tamamladığım bütün şarkıları bir toparladım. Bunları tek tek şimdi müzikal tarafımı başlatarak bunları tek tek yayınlıyorum. Şu anda 4. şarkımdayım ben. Ortalama böyle 6 ayda bir şarkı yayınlıyorum, atıyorum. Özeniyorum işlerime de çok. Böyle müzikal kariyerimde bir yandan devam ediyor aslında. Ben aslında İçin Varlık mezunuyum bu arada. Aa, bak onu bilmiyordum. Evet, Kadir Has Üniversitesi İçin Varlık mezunuyum. Bir dönemimde öyle geçti. Üniversite okurken bir yandan da İstanbul'da çeşitli mekanlarda gece kulüplerinde sahne alıyordum ben bir iki sene boyunca. Sonra babamın orkestra şefi bir gün beni aradı. Dedi ki üniversiteni bitirdin, kendi sahneni yapıyorsun ama bizim sahnede olmak ister misin? Hani hem babanın vokalisti olursun, hem ondan öğreneceğin çok şey var bizden ve babadan. Ben de çok sevindim tabii ki, böyle bir tecrübeye takılmak istedim o dönem. Ve bir baktık 10 sene babamın sahnesine hizmet etmişim, emek vermişim. Ve tabii orada çok şey öğrendim. Şarkı yazmayı öğrendim, nasıl yorumlamam gerektiğini, seyirciyle nasıl bir iletişimde olmam gerektiğini hep ben babamdan, o orkestradan öğrendim. Derken bu tecrübeye takıldım. Sonra artık hadi başlıyoruz dedik ve teker teker şarkılarımı yayınlamaya başladım. Tabii babanı sahnede görmek çok başka bir şey yani. Bir de şey, şov tarafı da var. Eğlendiriyordu yani. Sadece böyle bir şarkıcı değil. Bir şovmen gibi davranıyor. Son Cahide'de izlemiştim seni. Evet. Şimdi yine çıkıyorsun bir yerlerde. Vallahi bütün tarihler... Yeni gazino var. Hayal kahvesi var. Her ay böyle yaklaşık senemde 8-9 tane kayıkhane konseri oluyor. Kayıkhane tabii daha... Çok güzel. Küçük bir yer olduğu için daha tatlı olabilir. Bekleriz bir gün abi. İnşallah karşıya çok geçmiyorum. Ben böyle bekliyorum ya bu taraflarda bir yerde. Bundan sonra çıkacağımız yeri sana bildireceğim. Misafirim ol. Vallahi ben İzzet Çapa'ya yalvarıyorum. Ne olur falan diye böyle. Hakikaten çok istiyorum seni yine bir sahnede görmek. Alırlaşırız. Alırlaşırız. Vallahi bayılıyorum yani. Çünkü çok keyifli yani. O Cahide dönemleri çok güzeldi. Çok güzeldi. Biz bir çıkıyorduk, 5 hafta üst üste konser veriyorduk. Cahide'ye biz yaklaşık 55 konser yapmıştık. Böyle oluyor. Allah'a şükür çıktım her yerde, bu kar yağdı ya. Nerede çıkmıştık? Yeni gazinoda çıktık. Yeni gazinoda dedim ki iş olmaz. Kar, kıyamet, acayip yollar. Bir kişilik yer yok. Moda kayakhanına çıktım. Dedim ki alo, menajerle konuşuyoruz. İş eğer olmayacaksa ben boşuna gelmeyeyim oraya. Selam Bey, yer yok. Millet ayakta dedi. Bir geldim. Allah'ım dedim, bu ne? Hep kendi bestelerimi istiyorlar. Başka bir şey yok. Hayır, öyle ki ne isteyecekler şimdi senden yani? Herhalde Mayve'yi söylemeyecekler abi sana. Yani. Allah'a şükür ederim ya Rabbi. Şükürler olsun. Yani senin bestelerden zaten 10 program çıkar. Bir program değil, 20 program çıkar. Evet. Peki zor olmuyor mu abi? 74 oldum dedim değil mi? Bitti. 75. 75. Zor değil mi sahne? Sanki yeni doğmuş gibi oluyorum. Adrenalin. 3 gece üst üste program yaptım. Mikrofonsuz da okuyorum.
Bazen bizim aklımız çıkıyor. Baba diyoruz hani. Sakin ol, bir yavaşla. Haftada bir konsere mi indirsek hani sen. Bana söylüyorlar. Baba, efendim evlatlarım. Üç konser üst üste olmaz. Birisini iptal edelim mi? Hayır. Beş konser de olsa üst üste. Allah, ben sahneye çıktığım zaman sanki dünyaya yeni gelmiş gibiyim. O gücü Allah veriyor. Ve çıkıp okuyorum yani. İki saatten fazla. Tabii senin benzerlerin Amerika'da falan da var. İşte Tony Bennett falan vardı öyle. Onlar da çıkıyorlar. Bu galiba bu efsane sanatçılarda böyle bir şey var yani. Onlar o sahnede ne olursa olsun devleşiyor, 100 yaşına da gelse olmak istiyor ve oraya çıktığında içinden cin çıkıyor. Başka bir adam oluyor yani. Kesinlikle öyle. Yani mesela sokakta görüyorsun adam yürümekte zorluyor. Sahnede muazzam. Yani sen öyle bir şey. Tabii, sen tabii. Dışarıda sahnesin de. Yaşlanmıyorsun da. Yani en iyi doktor bir insanın kendisi kendinedir. Kendine bakacaksın. Efendimiz der ki sofradan doymadan kalkacaksınız. Fazla yemek can boğazdan gelir, boğazdan da gider. Düşmez kalkmaz bir anda. Özellikle mikrofonlar çok sık düşüyorlar. Peki bundan sonra bir değişik bir şey yapayım dediğin, yeni bir şey üreteyim dediğin bir şey var mı? Yani farklı bir şey yapayım. Bu gençlerle, gençlere göre bir şey mi? Kafanda projeler var mı? Şimdi sen şöyle bir şey düşünüyorum. Çocuklarla daha konuşmadık. Konuyu madem sordun şöyle. Gençlerimiz, çocuklarımız bizim geleceğimiz. O gençlerden, kızlar veya erkeklerden, sesi çok güzel olanlardan 10 bayan, 10 kız erkek, 10 genç erkek, 10 genç kızla 20 şarkılık bir proje. Onlara da bir yol açmış oluruz. Bunları seçecek misiniz? Tribüt projesi için aslında. Selami Şah için şey beklenen yapsak, tribüt projesi için konuşuyoruz. Hiç bilinmemiş isimlerle değil mi bu? Yeni isimlerle yeni sizin isimler. Bulacağınız, ama sizin keşfedeceğiniz muazzam bir şey olur. Sevaptır değil mi? Lider müzik altında, evet, prodüksiyonu altında. Sizin yapacağınız yeni isimler ve onlar Selami Şahin şarkıları söyleyecekler. Tabii. Muazzam geçenlerde bir şey biri aradı Selami Bey. Buyurun efendim dedim. Sizden eser istiyoruz. Size ait olduğunu duyunca ben şoka geçtim dedi. Şok oldum dedi. Niye dedim? Bu da mı sizin dedi? Hangisi dedim? Emel Sayın okudu. Cüneyt Arkın'la filmini yapmışlar. Rüzgar bizi bizden ayırdı. Rüzgar söz müzik benim. Evet dedi. Dedim ama bunu ben albüme yeni eskilerden, eski şarkılardan koyduğum için bu eseri veremiyorum. Eğer fırsatınız bu olursa yeni bir beste vereyim. Olur dedi. İnşallah dedi. Önümüzdeki hafta görüşürüz. Hadi hayırlısı. Rüzgar da benim. Biliyoruz canım. Bir düet yaptınız değil mi beraber? Evet. Rezi Rüsva adında. Hı-hı. Sözümüzü bana ait. Ha senin mesela. Evet. Düzenlemesi de Febo Teşel'e ait. Bir şarkı. Ben bunu 2017'de yazmıştım Rezi Rüsva'yı. Yazdığımda, bitirdiğimde de tabii o ana dek de babamla da hep böyle hayalim vardı. Kendi yazdığım bir şarkıyla düet yapma hayalim vardı. Yaptık. Dedim ki, izlediniz mi? İzlemedim ne yazık ki. O şarkı bu şarkı galiba dedim. Dinledim 2017'de. Keşke izlesek şimdi. Var mı çocuklar? YouTube'da var. YouTube'da da izleyebilirler. YouTube'da Rezil Rüsva diye. Rezil. Şarkını. Lider Şahin Rezil Rüsva adını şarkı. Şarkıyı 2017'de tamamladım. Tamamladıktan üzerinden 5 sene geçti. Demlendi. Sonra dedim ki ya 4. şarkım ben bu şarkıyla devam edeyim. Çünkü 3 şarkı kendim olarak çıkmıştım. 4. şarkıda da artık babamla beraber o hayalimi gerçekleştirmek istedim. Ve babam da sağ olsun kırmadı. Şarkıyı da çok seviyordu zaten. Herhalde kıracak hali yok yani. Ya sevmeye de bilirdi şarkıyı. Kendisi de söylemez. Babalar öyle diyor ama belli ki sevmiş zaten. Çok. Peki beraber sahne, mesela beraber program yapma ihtimaliniz var mı? Niye olmasın? Niye olmasın? Güzel bir harbi açık hava yapsak beraber. Yapacağız inşallah. Ne olur biliyor musun? Güzel olur. Şahane olur. Ailece hatta. Olur. Emrehan, İrem, sen, ben. Olur. Müthiş bir diyet olur. Muazzam bir şey olur. Hatta Didem Hanım da gelir. Vokal yapar. Vokal. Böylelikle nerede olduğunu merak etmez senin. Yani. Ama iyi ki geç kalmışsın o gün bence eve. Evet. Özledim. Yoksa özledim diye bir şarkı çıkmaz. Olmayacaktı şimdi ve Türk müziği eksik kalacaktı. Ben eksik kalacaktım en baştan. Fakat çok en sevdiğim şarkı, yemin ediyorum ki bak. En evet, sevdiğim Türk şarkıdan birincisidir herhalde. Yolda giden bazen yürüyorum. Bakıyorum yaşlı bir anne, evladım bakar mısın? Buyurun anneciğim diyorum. Elini öpüyorum ben, saygım her zaman bir havalarda böyle yapmam.
Kimseye benden küçük. Senin 54'ün için 100 yaşın olması lazım. Ya. Kimseye de kimseyi de benden büyük görmem, küçük görmem. Kalbi yüreği bir şey olsun, başıma tac ederim. Buyur anneciğim dedim. Eşimi kaybettim. Her akşam sizi dinliyorum, ağlıyorum hüngür hüngür. Kaç yaşındasınız? 80 yaşındaymış. Abi elimizde o klip varmış ama klibin içerisinde alkol ve sigara olduğu için televizyonda yayınlıyor. Çok hazırlamışlar arkadaşlar tamam. Ama orada ne yayınlıyor? Tamam yani. Problem yok. Bir şarkınız var onu çalıp ağlıyorum her gün. Hangisi? Şunu bir sigarasız versiyonu yapsanıza ya. Özledim teninin. Sansürlüyor yayınlayanlar var ama sansürlü yayınlıyorlar. Evet sansürlemek lazım. Özledim teninin kokusunu özledim şarkısını dinleyip ağlıyorum diyor. Ama muazzam bir şarkı. Evet. Böyle bir söz olamaz yani. Şimdi içtikleri o rakı değil, su, ayran. Rakı niyetine içiyorlar. Klipte o gün klipte tabii akşam 7'den gece 3'e kadar. O kadar içseler de herkes kafayı buldu. Herkes şey, süte döndük. Aslan sütü içtik aslında. Yok, hiç rakı değildi yani. Aynen. Ama onu mutlaka anlatamazsın. Ama görüntü evet. Onu anlatıyor. Ondan aynen sonra al başına belaya. YouTube'dan izleyebilirler. YouTube'dan izleyebilirler. Evet. Spotify'da da var ama Spotify'da sadece müzik var. Evet, orası sadece streaming olarak evet. Dinleyebiliyorsunuz. Peki abi sen bu şeylere alışabildin mi? Sen başladın plakla, 45'likle. Sonra kaset geldi. Sonra CD sonra geldi. Long play'den sonra kaset. Sonra kaset, sonra CD. Şimdi teknoloji. Yok, teknoloji. Sen buna alışabildin mi? Alışamadın. Sen alışabildin mi? Vallahi eskiden albüm yapıyorsun, bu kadar masraf ediyorsun. Sattığın zaman CD... Hiç değilse karşılığını alıyorsun. Görüyorsun. Bir de elde tutulur bir şey oluyor. Elde tutulur bir şey var. Yani. Burada, evet. Burada çıkıyor, yapıyorsun. Beklenti 100 liraysa sıfırları kaldır, 1 lira gelir. Öyle mi oluyor? Yani. Gelirler de düştü tabii ki dijitale geçiş olunca. Dijitalde öyle. Ama ben de plakçıyım. Yani bir plağın evimde olması, elimde olması çok kıymetli bir şey. Aynen öyle. Kokusu bile güzel. Ben hala plak dinliyorum. Hafif hafif cızır diye böyle bezle siliyorsun falan böyle. Hiç değilse alıyorsun albümü. Söz müzik kimin? Gerçi şey dedim, streaming kanallarında streamingler evet, de yazıyor, orada da var. Evet. Elde tutulur olmuyor. Ama yani o şık. Aynı hissi vermiyor. Ben başta mesela reddediyordum, dinlemiyordum ya. Yani. Teknoloji ilerledi. Ama şimdi birçok şey darbe vurdu yani teknoloji. Bir yandan da iyi de oluyor bazen. Mesela şimdi plağı koyarsın, hadi bitti, kalk git yüzünü değiştir. Hızlı, hızlı yayılıyor. Şimdi mesela koyuyorsun saatlerce dinliyorsun. Telefonla bile. Şimdi mesela ben Serabi Şahin diyorum, 150 tane şarkıyı peş peşe kendi kendine çalıyor. Evet. Ve hatta bazılarını unuttuğun şarkıları çalıyor. Aa bu da Selami abinin diyorsun. Ve dinleyiciyle hızlı bir şekilde buluşabiliyorsunuz. Böyle bir artısı. Yani besteyi yaptıktan 10 dakika sonra bana ulaşabilirsin. Un kapanına gideyim, pilav alayım, evime gideyim, dinleyeyim dönemi şimdi de yok. Mesela Justin Bieber mesela öyle meşhur oldu biliyorsun yani. Tamamen internet ünlüsü evet. Ve iyi bir sanatçı üstelik de. Evet. Eskiden birini ikna etmen gerekir. Mesela o gün sen o bestekarları ikna edemesen, dinletemesen kendini. Tabii. Yok. Yok. Şimdi bugün halbuki sen şeye koysan, YouTube'a koysan... Ya Selami diye bir çocuk çıkmış diye herkes bir anda tanıyacak. Tabii. Yani öyle avantajları şarkı da var. Şarkı iyi olduğu zaman, halk tarafından, müzik severler beğenildiği zaman o sanatçı bir yere geliyor. Şarkı çok önemli. Evet. Kesin. Şarkı sonra şarkıcı. Çok önemli. Tabii biraz da bazen de bazı şarkıcılar bazı şarkıları çok yukarı taşıyabiliyorlar ama. Yani. Öyle değil mi Sezim? Tabii. Mesela senin... Tanju Okan okumasaydı benim en iyi dostumu aynı şarkı olur muydu acaba? Yani tam onluk yaptım. Beste tam onluk yaparken, yapmışsın yani. O, yaparken, Tanju Okan'a böyle bakıyorsun diyorsun ki işte bu ona göre. Yapısına göre yapıyorum şarkıyı. O Tanju Okan o şarkı yani. Onu başkası evet. Söyleyemez yani. Hani belki mesela, bir de Yaşar söyler falan. Onun yani. Rahmetli Zeki Müren'e özel olarak yaptığım oluyor? Şarkı onun sesini düşünerek ne zaman gelirsen gel başıma tac olursun. O da benim. Söz de misin? Yok söz Ülke Aker'e. Şarkılarımın %80'i de sözleri benim. Evet çoğu söz. O yüzden bu da mı senin şarkı sözler de mi senin diye sordum. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. O da mı senin? Evet. O da muazzam bir şarkı. Neler var neler. Unutuyorum bazen. Bu da mı benim? Peki mesela bunların yurt dışında bunlara yabancıda söz yazılıp yayınlanmış kaç tane var? Var mı? Var babamın. Mısır'dan 3-4 sanatçı yaptı. Okundu. Enrico Macias. Onu bir Enrico Macias diyorum. O yaptı. Gada Regep yaptı. Efendim? Gada Regep yaptı. Mısırlı bir solist. Lübnanlı ve İlkifuri. Selam olsun, selam olsun gidenlere. Aa. Selam. Egme agruhi.
Hemmi ve Nuhi. Peki Arapçası da sen mi yazdın abi onu? Yok. Lübnanlı bir şair. Lübnanlı şair yazdı. Bir de gülüm dünya yine güzel hayat yaşa. Helvuddini helvil hevasama. Yani onu da söz yazdılar Arapça. Ama albümde müzik Selami Şahin yazıyor. Yazıyor mu? Yazıyor tabii. Çünkü de yani buralarda böyle çok da arak işi vardır yani. Muvaffakatı istediler, imzaladık. Ücretimi aldım, verdim yani. Parasını verdiler. Tabii tabii. Ha hayret, enteresan. Böyle yani. Birçok kişi Arap müziğinden alıyor, adını yazıyor. Aynen. Arap ülkelerinden alıyorlar, adlarını yazıyorlar. Adını yazıyorlar. Yunan'dan alıyorlar, yazıyorlar. Evet. Benim annem Mısırlı olduğunu biliyorlar. Çünkü Mumya Firar'da filmi yaptık. Mısır evet. Ve Türkiye. Evet, ben ortak yapım biliyorum. Ahmed Es-Sa'e diye bir adam çok meşhur. Türk, Arap, Mısır'ın Arap ülkenin en ünlü sanatçısı, artisti. Onunla da yaptık. Arap kanalında program yapmıştım ben TRT'de. Oradan Araplar ben Mısır'a, Dubai'ye, Lübnan'a gittiğim zaman yolda yürüyemiyorum. Burada rahatım. Orada daha da beter. Selami Şahin, Selami Şahin. Allah ya Rabbi resim resim resim. Peki orada da konser monsu oluyor mu zaman zaman? Gitmedim gittik, ülke kalmadı. Mısır'a gittik. 10 konser verdik Mısır'da. Aynen. Gezdik yani. Lübnan'da da verdim. Suriye havası şimdi gitti tabii. Eskiden de orada 5 konser verdik. Gidiyorum hem Arapça hem Türkçe okuyorum. Orada firmalar var Türkiye kurduğu. Gidiyorsun %75'i Arap. Ben çıkıyorum Türkçe şarkı okuyorum. Ondan sonra ehlen ve sehlen. Leyle saide. Aa diyorlar. Bu adam ne biçim konuşuyor. Arapça biliyor. Şaşırıyorlar. Ondan sonra basıyoruz Arapça şarkılar. Bir şeyi merak ediyorum abi. Bu bestecilikte de, müzisyenlikte hem söz hem beste falan yani sanatla uğraşmak. Bir olgunluk yaşı var mı yoksa yok mesela? Şey var ya mesela 27 diye bir şey var. Böyle çok önemli sanatçılar var. 27 yaşında göçüp gitmişler dünyada, Türkiye'de. Şimdi bir yere gelmek kolay. Orada kalmak zor. Ben düşün 69 yılında kaç yaşındaydım? Çocuktum. Yaptım beste yılın altın kelebek. Ya 21 yaşındaydım. 22 yaşındaydım. O yaşlarda bile ancak. Yani ve yıllardır hala yapıyorum. Yani bir olgunluk yaşı yok. Çalıştığı müddetçe diye ceza yapabiliyor. Bugün beste yapacağım diye şartlamam mümkün değil. Bazen evdeyim, yemek yedim, kahvemi içiyorum, sigaramı yaktım. Nasıl oluyor? Kafanda müzik mi canlanıyor? Hemen bir melodi geliyor, notayı alıyorum, mektup gibi yazıyorum. Nota yazarken elimde piyano, gitar değil. Dırın 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 dırın. Kafandan. Yazıyorum mektup gibi. Ondan sonra bu söze yapısına göre söz arıyorum. Bulduğum zaman yapıyorum. Bulmazsan kendin yazıyorsun. İlk önce söz yazıyorum. Sözün yapısına göre melodi. Mesela kalktım. Yani önce biri sıralama değişiyor biliyor. Özledim senin kokusunu. Olmaz. Olmaz. Duygusal bir olmaz. Söz ona göre yaptım. Yani. Sen de böyle çalışıyorsun? Ben hiç müziği çeşitli yazmak. Babam gibi hani pop da yapmak, arabesk de yapmak, bazen alternatif bir şarkı da yapma merakındayım. Ben de bu konuda babamı feyze alıyorum. Hani yazım anlamında çok çeşitli müzik yapmak. Peki önce söz mü yazıyorsun, önce müziği mi yazıyorsun? Bazen böyle söz yazıyorum. Benim telefonumda not defterim var. Bir de normal elle yazdığım da bir defterim var. Bazen iki satır olarak kalır sözlerim. Ne yazsam devamını yakıştıramam ama onun zamanı vardır bende. Durur. 200 sene sonra bir anda tamamlanır. O yüzden ama zorlamayı sevmiyorum. Bir akışını bir yerde tamamlıyor böyle. Lego gibi düşünün biraz. O yüzden şarkıların zamanını beklerim. Ve dediğim gibi tek bir tarzda kendimi sınırlamak yerine Selami Şahin gibi birçok tarzda şarkı yapıyor olabilmek. Hatta bestelerimi de başka seslerden duymak isterim böyle ilerleyen zamanlarda. Daha çok yolumuz var. İnşallah. Başkalarından duymak bir de bütün bir konser salonunda herkesin o şarkının sözlerini verebiliyorlar, eşlik etmesi. Bu acayip bir mutluluk. Senin şarkıları 80 milyon eşlik eder. Ben mesela sahnedeyim. Az önce umarım bize nasip olur. İnşallah. Şu anda söylediğin sözü hatırladım. Sahneye çıkıyorum. Hangi şarkımı okusam nakarat kısmı veriyorum. Marş gibi okuyorlar. Evet. Başlıyorsun, ben hepsini biliyorum yani. Ama az önce sen, bu da mı senin, herkes aa diyorlar, bu da mı sizin? Aa bu da mı sizin diyorlar, inanmıyorlar. Çok acayip yani. Gerçekten çok acayip. Allah'a çok şükür. İyi ki varsın yani. Sağ ol canım benim. Muazzam yani kültürümüze, keyfimize, neşemize muazzam katkıda bulunmuş. Sağ ol, Allah razı olsun. Yani bu hani ben böyle şeyleri kullanmayı sevmem ama büyük sevap yani. Hepimizde bir izin var böyle çok garip bir şekilde.
Şimdi bizim yüreğine dokunmuşsun. Ben her dalda başarılı kim olursa hiç tanımasam bir Türk vatandaşı olarak onur ve gurur duyarım. Seninle onur ve gurur Estağfurullah duyuyoruz. Estağfurullah abi, biz seni gurur duyuyoruz. Hayır, gurur sen musun? Kendi çizginde süpersin. Oğlum söyledi, dedi, ne demek? Benim için şereftir dedim. Onun bizim için büyük onur seni burada ağırlamak. İnşallah da en kısa zamanda gelip seni bir kez daha sahne dinlemek istiyorum. Yani çünkü bekliyoruz. Muazzam bir şey çünkü. Gerçekten seni İnşallah. Dinlemek şeref çok korkunç bir şey yani. Şeref duydum. Seninle aynı dönemde yaşadığımız için şanslıyız ayrıca. Yani. Ne zaman arı dersen bir araya gelir, bir yememizi yiyelim. Tamam, içeceğiz de. Tamam. Benim en iyi dostum içkim sigaram. Sigara kötü bir şey. Evet. Onu içemek lazım. O sağlığa doğru, bayağı doğru, zararlı. Öbüründe doğru. Kıvamında tutturmak lazım. Tadında her şey tadında. Güzel. Her şey tadında güzel. Tabii. Şimdi bir şarkı daha çıkar da işte. Yolda gidelim. Her şey tadında güzel. Her şey tadında güzel. Yolda yazarız. Yolda bir şarkı çıkar. Evet. Selam abi, iyi ki geldim. Güzel, seni tanıdığıma çok mutlu oldum. Ben de mutlu oldum. Tabii yakışıklıları burada ağırlamaktan hoşlanmıyorum. Çünkü... Biz ortaya çıkıyoruz yani adam bu bakıyorlar falan. O yüzden sevmiyorum ama baban hatırı için senin yakışıklara katlandık. geldin. Sağ ol. Acil torun beklediğimizi sen niye şiir yazmıyorsun? Ben ne bu kadar kelimelerle ya. Oynuyorsun. Harika. Çok güzel şiirlerim vardır benim abi ama saklıyorum. Yaz yaz. Vallahi yaz. Olmaz mı? Ne şiirler söz var? Söz senin, müzik benim olur. Ne beste şiirler de. Var bende? Tamam. Oo. Getir bir gün söz beste yapalım. Tamam, yapacağız. Söz. Geliyorum, tamam. Tamam. Şiirlerimi alıp geliyorum. Tamam. Türkçe olması şart mı? Türkçe olması şart mı diyorum. Arapça şiirlerinde var. Her şey olur. İyi ki geldiniz. Seni tanımaktan, seni bir kez daha görmekten çok mutlu ederim. Oldum abi. İyi ki geldin. Sağ ol. En kısa zamanda görüşmek üzere. Seyirciler, bir efsane iyi konuk ettik. Şarkılarını hatırladıkça duygulandım. Hakikaten Türkiye'de şarkılarını en sevdiğim isimlerin herhalde birinci sırasında gelir. Sezen vardır ve Selami Şahin vardır. İkisi de aynı dönemde yaşamış olmak hepimiz için bir şans. Bu şansı da burada değerlendirdik. Benim için keyifli olan şu, sevdiğim ve hayran olduğum insanları burada ağırlayabiliyorum. İşte bir şey öğrenmek istersem teke tek birime çağırıyorum. Sevdiğim insanları görmek istersem buraya çağırıyorum. Bu akşam Selami Şahin sağ olsun bizi kırmadı geldi. Ne demek? Oğluyla da lideriyle tanışmış olduk. Ondan da ayrıca çok mutlu olduk. Hepinize iyi geceler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.